Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. Dünyanın en genç yaşta profesör unvanını almış insanı. Ve iki kez çeşitli ülkelerden Nobel'e aday gösterilmiş Türkiye'nin haklı gururu. Oktay Sinanoğlu, İtalya'nın Bari kentinde babası Nusret Haşim Sinanoğlu başkonsolos olarak görev yaparken dünyaya gelir. Nusret Bey, Rumelili Türk ailelerindendir. O dönemde Nusret Bey'in birçok araştırma kitabı yayınlanmıştır. Annesi Rüveyde Hanım ise Selçuk ahilerinden olup Karacabey sülalesinden gelmektedir. Oktay Sinanoğlu 5-6 yaşlarındayken 2. Dünya Savaşı çıkınca ailesiyle beraber Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalır. Türkiye'ye döndükten sonra babası vefat eder ve zorlu bir süreç başlar. Rüveyde Hanım bir yandan gazetelerde yazar olarak çalışırken diğer yandan da iki çocuğunun sorumluluğuyla ilgilenmektedir. Okul çağı geldiğinde annesi onu parasız yatılı olarak Türk Eğitim Derneği'nin Yenişehir Lisesi'ne yazdırır. Birçok zorluk yaşadıkları oldukça sıkıntılı günlerdir. Okulun daha ilk yıllarında üstün zekasıyla dikkat çeker Oktay Sinanoğlu. Cebinde bile kitap taşımaktadır. Bir yandan evinde model uçaklar ve fotoğraf kağıtları yapmaktadır. Araştırmaya çok meraklıdır. Daha o zamanlar telefon, telgraf gibi birçok şeyler yapmaya başlar. 8. sınıf kimya dersinde ise deneyleri. Kitaplarla yetinmeyip özgün deneyler yapmaktadır hatta. İşte ta o yıllarda kimya alanında birçok eksik olduğunu görüp ben bunları tamamlamalıyım diye düşünür. O dönem dersler Türkçedir ve o Türkçeye ayrı bir önem vermektedir. Türk edebiyatına, Türk sanatına ve hatta Türk tasavvufuna. Oktay Sinanoğlu 1953 yılında Ankara TED Yenişehir Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Liseyi bitirdikten hemen sonra ise bu lise kolej oldu. Türk Eğitim Derneği tarafından kimya mühendisliği için burslu olarak Amerika'ya gönderildi. 1956'da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de kimya mühendisliğini birincilikle bitirdi. 1957 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT'yi yine birincilikle bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu ve Alfred Sloan ödülünü aldı. 1959'da Kaliforniya Berkeley'de kuramsal kimya doktorasını yaparken de iki ödüle layık görüldü. 1959-1960 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Merkezi'nde kendine ait araştırmalar yaptı. 1961'de hem Harvard hem de Yale Üniversitelerinde kendisinin yeni nicem yani kuantum kimyası ve fiziği teorileri hakkında yeni buluşlarını anlattı. 1961 yılında Batı'nın 300 yıl boyunca en genç profesörü unvanını elde ettiğinde daha 26 yaşındaydı. ...1962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyetince yalnızca Oktay Sinanoğlu'na mahsus olmak üzere danışman profesör unvanı verildi. Aynı yıl ODTÜ'de Türkiye'deki ilk kuramsal kimya bölümünü kurdu ve ODTÜ'de eğitimin Türkçe olması için çalışmalara başladı. 1966'da Yale Üniversitesi'nde moleküler biyoloji konusunda ikinci kürsüsüne atandı. 1973'te Almanya'nın en yüksek seviyeli ödülü olan Alexander von Humboldt Bilim Ödülünü dünyada ilk kazanan kişi oldu. 1975'te Japonya'nın Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülünü kazandı. Yine 1975'te özel bir kanunla ve ilk ve tek olarak Oktay Sinanoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Profesörü unvanı verildi.
1976'da Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti özel elçisi olarak gönderildi. Orada Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temellerini attı. Oktay Sinanoğlu, Amerika Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesidir. Aralıksız olarak ve yılmadan çalışmalarına devam eden Sinanoğlu, Hindistan'ın devlet misafiri olarak Hintli bakanlar ve Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapmıştır. Meksika'da da 3. Dünya ülkelerinin bağımsızlığı için çalışmalar yapmış ve sonrasında Meksika hükümeti tarafından yüksek bilim ödülüne layık görülmüştür. Sovyetler Birliği Bilim ve Sanat Akademisi davetlisi olarak Rusya'da da kuramlarını anlattı. Bilim kitapları Rusça'ya çevrilerek birçok üniversitede okutuldu. Çekoslovakya Bilim ve Sanat Akademisi'nin defalarca misafiri oldu ve kuramları üzerinde çalışan ekoller kuruldu. Kore, Japonya, Kanada, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere sayısız ülkede bilim konuşmaları yaptı. Miami Üniversitesi'nde Kuramsal Bilimler Merkezi'ni kurdu. Türkiye'de ilk kez yaz okullarını düzenleyerek sahalarının en önemli bilim adamlarını Türkiye'ye davet etmiştir. 1994-2001 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü profesörü olarak gençlere matematik, kimya ve moleküler biyoloji dallarında master, doktora araştırmaları ve bitirme tezleri yaptırdı. O kadar çok ödülü var ki Oktay Sinanoğlu'nun, saymakla bitmiyor neredeyse. Ama biz yine de bazılarını sıralayalım istedik. İlk TÜBİTAK Bilim Ödülü. 1978'de ilk Sedat Simavi Ödülü. 1992'de Bilgi Çağı. 1995'te İLESAM Üstün Hizmet Ödülü. 1996'da Yılın Fikir Adamı ve Yılın Bilim Adamı Ödülleri. 2001'de Yerel TV'ler Birliği'nin yurt çapında yaptığı anketler sonucunda halkın oylarıyla Halk Kahramanı Ödülü. 2002'de Antalya'da Uğur Mumcu Bilim Ödülü, ardından TürkSav Türk Dünyası'na Hizmet Ödülü, 2005 ve 2007'de Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin anketleriyle Yılın Yıldızları En Beğenilen Bilim Adamı Ödülü, 2006 yılında Karaman Valiliği ve Belediyesi'nce verilen Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe'ye Üstün Hizmet Ödülü, bunların dışında Kazakistan Yesevi Üniversitesi ve benzeri birçok kuruluşta profesör, mütevelli heyet üyesi ve Atatürk Kültür Kurumu'nun asil üyesidir Sinanoğlu. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce üniversitede bilimsel ve kültürel konuşmalar yapmış olan Sinanoğlu'nun bilim ve eğitim dergilerinde çok sayıda mülakatları yayınlanmıştır. Halen 250 kadar uluslararası bilimsel araştırma yayını, bilim kuramları, çeşitli dillere çevrilmiş bilim kitapları mevcuttu. Yale'deki hayat kaydıyla ömür boyu olan iki kürsülü profesörlüğünü Türkiye'nin ve Türkçenin başına gelenlerle daha verimli mücadele edebilmek için emeritus profesöre çevirterek Türkiye'deki faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı. Bye Bye Türkçe, Hedef Türkiye, Büyük Uyanış ve Ne Yapmalı kitaplarını yayınladı ve yurt çapında olağanüstü bir ilgi gördü. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu halen bir yandan bilimsel araştırmalarına devam ederken diğer yandan da yazılar yazıyor, üniversite ve bilimsel kurultaylarda seminerler verip bıkmadan, usanmadan ulusal bir bilinci yaymak üzere yurdun dört bir köşesine konferanslar vermeye devam ediyor. O hepimizin haklı gururu. O ülkemizin onuru. Türk millet olduğunu
Tüm medeni alem o zaman da bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adinin yüksek medeni yapısından yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Evrensel bir dildir. Bence evrensel bir dil olarak da güzel bir seçim. Merhaba arkadaşlar. Türkiye nereye gidiyor? Akıbetimiz nereye götürülüyor? Çoluk çocuğunuzun akıbeti ne olacak? Oynanan oyunların, yapılanların nereye hızla varmakta olduğunun acaba farkında mıyız? Dil devriminin gayesi bin yıllık sözcüklerimizi atıp da yerine İngilizce falan bozukluklarını koymak değildi. Herkes buna iyi bilsin. En büyük ihanet, en büyük düşmanlık yabancı dille eğitimdir. Resmi dilimiz Türkçeden olacaktır, Atatürk'ün de yaptığı gibi. İnsan sadece peynir ekmekle yaşamaz. İnsan haysiyetiyle yaşamaz. Atatürk güneşin ayağa kalkmasından emir olduğunu da bildirir. Sonrası vebali boynumuza alır. Onların unuttukları insanlığı, insanlık anlayışını bir daha öğreteceğiz inşallah. Türkçe giderse Türkiye gider diyorsunuz. Eğitim dilinin Türkçe olmasının önemi nedir? Şimdi tabii en az 40 yıldır bir taraftan birkaç tane bilim dalında dünyanın her tarafında bilimsel araştırmalarla uğraşırken yoğun. Eğer Türkiye ile de uğraşmasaydım içim rahat etmezdi. Çünkü bilim de insan için, insanlık için ama önce kendi insanımız için, sonra insanlık için. Dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren benim bütün sülalemde de olduğu gibi atalarımın hepsinde, rahmetli babam anam dahil. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunlarıyla da uğraşmamız şarttı. Onun için iki hayat birden yaşadık. Yani birkaç dallı bilimsel hayat, bir taraftan da vatan meselesi. Vatan lafı da unutulmuştu da neyse hatırlattık millete sonunda tekrar. Şimdi tabii bunlarda biz Türkiye'nin, daha doğrusu kısmet oldu işte dünyanın her tarafında da faaliyette bulunduğumuz için yıllarca Asya'sı, Avrupa'sı, Amerika'sı filan. Dünyada neler olduğunu iyi anlarsak o zaman Türkiye'de neler olduğunu daha iyi anlarız. Yani sırf Türkiye'ye bakarsan anlamazsın. Onun için işte burada çoğu zaman insanlar, yani küresel müresel geçinenler bile dünyadan haberleri yok aslında. Şimdi dolayısıyla biz Türkiye'nin ve dünyanın her türlü, daha doğrusu benim derdim sadece Türkiye değil, dünyadaki bütün mazlum insanlar, bütün ezilen insanlar,
Türkiye tabii başta bizim için önemlisi. Ama öbürleriyle de ilgilendik. Şimdi ve bunların her şeyiyle ilgilendik. Yani ben bazı konuşmalarımda iktisadi meselelerden bahsetmişimdir yıllardır. Siyasi mesele, yani dış siyaset meselelerinden, dünyadan falan. Ama bunların arasında çok erkenden anladım ki en önemlisi Türkçenin yaşamasıdır bizim için. Yani bu her ülke için doğru. Benim dediklerim, hani Türkçe yerine mesela Rusça ise Rusça koy. Fransa ise Fransızca koy. İspanya ise İspanyolca koy. Yani Türkiye'de bunun bir misali. Ama başka en çok dertli olan Türkler dünyada olduğu için tabii iyi bir misal oluyor. Kötü iyi bir misal. Şimdi hepsiyle de uğraştık. Kitaplarımızda böyle bir sürü konu, birçok konu var. Ama dedik ki bunların içinde en önemlisi bu dil ve kültür meselesidir. Çünkü en büyük sömürgeleşme, en tehlikeli sömürgeleşme, en tehlikeli köleleşme, zihinlerin ve gönüllerin köleleşmesi, sömürgeleşmesidir. Çünkü hani eski sömürgecilikte geçen asır gelirler işte neyin varsa alır götürürler şu bu filan. Ama zamanla bunlar geri gelebilir. Ama benim Haiti'li, Haiti adası var Karayipler'de. Haiti'li Jackson da Fransızlardan, bunlar Haitililer de 200 sene Fransızlardan çok çekmişler. Bunları zincire vurmuşlar falan, böyle köle etmişler falan. Sonra bunlar kurtulmuşlar. Hatta bazen bu o şeker kamışı tarlalarından falan zincire vurulmuşlar bunlar falan Fransızlar tarafından. Ondan sonra kaçmak için kollarını kesmiş. Zincir bağlı koluna mesela veya ayağı. Kolunu ayağını kesip de kaçmış insanlar. Neler çekmişler. Onun için bilinçliler şimdi. İşte biraz bağımsızlar. Haiti'li Jackson aslında araba tamircisi. Ama büyük bir aşkla araba tamiri yapan bir adam. Büyük bir aşkla. Benim ahbap. Diyor ki, kültürün gitmişse her şeyin gitmiş demektir. Bak o diyor. Şimdi onun için kültür deyince hani Hakkari'de bale gösterisi yapmaktan bahsetmiyoruz. Küreselleşmenin dilimiz ve kültürümüz üzerindeki etkisi nedir? Kültür bir milletin ruhudur. Yani şöyle diyorum aslında. İnsanın bir aklı var, bir de gönlü var. Batı'da bu kavramlar eksiktir. Gönül kelimesinin Batı dillerinde tercümesi bile yoktur. Ama Asya ülkelerinde vardır. Gönül aslında akla hükmetmesi gereken başka bir vasıftır. Batı bunu yeni yeni öğrenmeye çalışıyor Asya'dan. Şimdi çünkü akıl bir bilgisayar gibidir. Yani akıl bir şeyi hesap eder. İşte şuradan şuraya en kestirme nasıl gidilir, kaç dakikada gidilir hesabını yapar. Ama nereye gidileceğini akıl söylemez. Nereye gidileceğini söyleyen gönüldür. O bakımdan bu gönül meselesi çok önemli. Ve bizim zaten adeta parolamız şey oldu. Kaç senedir? Bilim artı gönül. Bilimi geliştirmek için herkes matematik öğrensin diyorduk. Nitekim gençler merak sarmış. Şimdi herkes matematiğe çullanıyor. Çok memnunum. Gönülü geliştirmek için de gönül terbiyesi vardır bizde. Binlerce yıllık. Biraz zedelenmiştir şimdi. Unutturulmaya çalışılmıştır ama gene de vardır. Gönlü yüzdüren gemi de dildir. Kendi dilimiz. Türkçe yani. Şaşırmasın kimse. Yani her ülke için kendi çoğunluğun ana dili olan dili. Şimdi dolayısıyla kişinin gönlü olduğu gibi toplumların da gönlü vardır. Ben diyorum ki, bendeniz naçizane diyorum ki, ben lafını hiç sevmem de işte arada kaçıyor laf gelişi. Toplumun gönlünün adı kültürdür. Yani bir ülke, bir toplum, bir millet, ne dersen de halk nereye doğru gitmek istiyor? İleride nasıl bir toplum olmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Bunları tayin eden ülkenin binlerce yıllık, hele bizim on binlerce yıllık tarihten gelmiş kültürümüzdür. Bu toplumumuzun gönlüdür. Bu olmayınca gelen giden iter kakar. Ondan sonra işte herkesin böyle kölesi olursun.
Gönülleri, zihinleri köleleştirmede sömürgecilerin yaptığı iş o millete aşağılık duygusu aşılamak, onun tarihini unutturmak, tarih bilincini yok etmek, vatan kavramını yok etmek, millet vatan sevgisini yok etmek, onu böyle neydi belirsiz böyle bir güruh, güruh demek, bak güzel laf, öyle İngilizceyle falan söyleyemezsin. Güruh ne millettir, ne halktır, ne de bir toplumdur. Güruh böyle her biri kendi böyle ufak tefek çıkarları için birbirini kazıklamakla meşgul olan bir kuru kalabalıktır. Bu millete bir güruh haline sokmaktalar kasıtlı olarak. Tabii 50 senedir, 70 senedir filan. Şimdi onun için yani birinci işimiz, birinci vazifemiz hepimizin. Geç de olsa biraz, ümit kesilmez. Gönlümüzü, zihnimizi kölelikten kurtarmaktır. Bu toplumdaki en büyük ve tabii bu zamanla yapıldı. En büyük hastalık ve tedavisi de maalesef en zor olan hastalık aşağılık duygusudur. Şimdi tabii Atatürk de bundan çok dertliydi. Ve dolayısıyla bu aşağı, millete tekrar kendine güven hissini vermek için işte Türk öğün çalış güven falan dediği, yani öğün dedi orada kelime başka manada kullanılıyor, öğünmek falan değil. Kendine güveni olmak, her şeyi kendin yapacaksın, her şeyi başkasından beklemeyeceksin. Atatürk 1 Mart 1922'de meclis konuşmasında şöyle demektedir. Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun en önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. Şimdi bu aşağılık duygusu öyle bir şeydir ki toplumumuzda herhangi bir fertten devletin en tepelerine kadar Atatürk'ten beri bu adım adım geliştirilmiştir Türkiye'de aşağılık duygusu. Bunu yabancı ülkeye giden bir herhangi bir başbakanın falan değişik dönemlerden bahsediyorum. Benim öyle gerici geçici partilerle, siyasetle, fırkalarla falan işim yok. Ama bu genel olarak hepsinde oraya giden, orada televizyona çıkan bir Türkiye'den giden vaktiyle falan bir başbakanın falan yüzünde görürsün aşağılık duygusunu. Tabii herkes de görür dışarıda. Orada daha iyi görürler. Şuna bak derler yani. Orada görürsün. Ondan sonra yabancılara karşı alınan dış siyasetteki tavırlarda görürsün. Resmi. Halkta görürsün. En büyük hastalık budur. Şimdi bunun tedavisi için lazım olan bir kere tekrar kendi gönlünü kazanmaktır. Hem şahıs olarak hem de toplum olarak. Bunun olması için de işin başı, yani bu aşağılık aşılanmasında da en büyük etken, tedavisi için de gerekli olan en önemli etken eğitimdir. Yani daha aileden başlayan, anaokulundan başlayan eğitimdir. Şimdi tabii onun için bu sömürgeciler her gittikleri yerde, Batılı'dan bahsediyoruz zaten, Batı'dan başka yerde böyle sömürgeci olmamıştır. Her gittiği yerde o ülkenin kültürünü yok eder, tarih bilincini yok eder, tarihini hatta tahrif eder, yani değiştirir kasıtlı olarak. Hani Batı'da bilim anlayışı vardı, bilim ahlakı vardı, tarih marif falan. Hayır, onları da değiştirir. İşte şu günlerde çok görüyoruz. Ondan sonra ve milleti böyle nereden geldiğini bilmeyen, kim olduğunu bilmeyen, onun bunu işte bir şeylere özenen, anlamadığı yerlere özenen. Mesela şimdi burada
İşte küresel müresel falan geçinenlere de bak. Ne küreseli? Dünyadan haberleri yoktur. Millet bir Amerika hayranlığı tutturur. Amerika'nın ne olduğunu bilmez. 45'te başladı bu. Amerika burayı işgal edince Ankara'yı. Kitaplarımızda anlattık nasıl işgal etti. Resmen askeriyle filan. Harbi de kaybetmedik halbuki. Girmedik bile. Yabancı dil nasıl öğrenilmelidir? Bu gönül ve zihnin bağımsızlaşması ve aşağılık durumundan kurtulması meselesinde en önemli etken eğitim. Eğitim içinde en önemli etken kendi dilin. Yani bir toplumun çoğunluğunun ana dili olan resmi dil ve onunla olacak olan eğitim. Bu hep böyleydi. Tarih boyu. Binlerce yıldır böyleydi. Zannetme ki Osmanlı zamanında öyle değildi. Öyleydi. 1950'lere kadar öyleydi. Ondan sonra tabii 45'te milli eğitim de zaten Amerikan danışmanlarına teslim edildi. Kim ettiğini işte 45'i düşünürseniz kim olduğunu bilin. Ondan sonra ve o gün bugün işte Amerikan danışmanları falan eğitimimizi çok iyiyken 50'lere kadar dünyada en iyilerindenken ben onun ürünüyüm. Türkçe ile eğitimimiz dünyadaki en iyi 3-4 tane eğitim sisteminden biriyken Fransa, Almanya, Japonya, Rusya bir de biz. Ondan sonra 50 sene içinde Türkiye'yi eğitimi sıfır olan bir ülke haline soktular. Adım adım. Yani şimdi hem bir şey öğrenemiyor çocuklar, hiçbir şey. Hem kendi dilini bilmiyor. Hayatında bir tane Türkçe kitap okumadan anaokulundan itibaren doktoraya kadar yetişen kaç tane genç gördüm. Sonra gelip bana ağlaşıyorlar dışarılarda. Bizim kitabı okuyacak. Arkadaşlar demiş ki aman bunu mutlaka oku falan söyleme sahip. Ondan sonra ya çocuk diyor ki yani okuma yazma biliyor ama alışkanlık meselesidir. Öyle hiç okumamışsan okumakta çok zorlanırsın. Ondan okuyamıyor geliyor bana ağlıyor. Kaç tanesini gördük. Şimdi bu süreçte hem kendi dilini, kültürünü, tarihini hiç bilmeyen bir de onun için de iftiralara, yalanlara kolayca inanan ondan sonra ağzı açık ayran budalası gibi böyle batı hayranlığı falan işte Amerika falan. Gidince tabii bir süre sonra aklı başında olanlar akıllanıyor ama birçoğu da hala farkında değil. Gittiği ülkeyi tanımadan geliyor buraya. İşte birkaç daha hamburger yiyip geliyor burada da devam ediyor. Milletin her kesimine hiç ayrım yapmadım. Bak 40, en az 40 senedir. Bizden başka da bir şey, öyle bir şey yapan olmadı da neyse şimdi biraz başarılı oldu o iş sonuç. Yani mesela Türkiye'nin her tarafından halk eksik olmasınlar bizi konuşmaya falan çağırdıkları zaman dedik ki bir tek şartımız vardır. Ocunun bucunun düzenlediği bir şey olmayacak. Orada kim varsa hepsi beraber düzenleyecek. Sağcısı, solcusu, Alevisi, Kürdüsü, Sünnisi falan filan dedik. Ve benim konuşmalarda tıhınca ölç dolu daima çok şükür her kesimden insan olmuştur. Başörtülü hanımlarla başörtüsüz çağdaş hanımlar falan yani işte kendi çağdaş zanneden veya sahiden çağdaş olanlar falan bir arada oturmuştur. Ve hepsinden, her kesimden çok şükür aynı müsbet tezahüratı gördük. Tabii ilk başlarda şimdi kasıtlı olarak batıya alet olan bir takım gizli cemiyet üyeleri falan bu yabancı dille eğitimi Türkiye'ye kakışlamakta maşalık yapan şerefsiz takımı ciğersiz ve şerefsiz neyse bunlar işte ufak tefek mevkiler menfaatler için falan böyle vatanlarını satan takımı tabii sonradan arttı bunlar. Neyse şimdi onların da pek önemi kalmadı. Ona geliriz belki bir ara. Efendim işte yani çocuklarımız 50 kere anlatıyoruz. Hala mesela orada bir tanesi belli suratından anlıyorsun zaten hangi gizli cemiyetin üyesi olduğunu. Pembe suratlı olur hamamdan yeni çıkmış gibi. Diyor ki efendim yani çocuklarımız yabancı dil öğrenmez. Yahu 50 kere anlattık kardeşim bilerek mahsus söylüyor ha kafa karıştırmak için. Efendim şimdi her ülkede gerekene gereken yabancı dil öğretilir şarttır. Öğrenir dünyayı tanımamız lazım. Bak şimdi Amerika'da filan herkes Çince öğren. Bir ara Japonca öğreniyorlardı hepsi. Şimdi Japonya'yı da biraz kenara çektiler. Ne de olsa hala Amerikan işgali altında bir ülke. Garibanlar bilinçli oldu. Ama bilinçli. Şimdi millet Çince öğreniyor. Yakında dünya dili Çince olacak. Hadi bakalım. Çince eğitim mi yapacaksınız? Allah acısın çünkü o öyle kolay değildir yani. Yazısını öğrenmek için 50 bin tane şekil ezberleyeceksin. Yani İngilizce basit fasarya bir tarzan dili. Bir işe yaramaz. Yani sömürgelerde öğretilen cinsi 250 kelimelik yoksa
İngiliz, İngiltere'de de bir azınlık dost doğru bir İngilizce konuşur. Oxford, Moxford, üst tabaka. Yoksa oranın ailesi de dost doğru İngilizce konuşmaz. Amerika hiç konuşmaz. Üniversite okumuşu bile. 250 kelimeyle konuşur. Yani bu köleler için reva görülen Tarzan dili diyoruz, Tarzanca. E şimdi, ya yabancı dili herkes şimdi mesela mesleğine göre, mesela şimdi mimari okuyacaksan, ben olsam İtalyanca, İspanyolca falan öğrenirim. En iyi mimari oralardadır. Tarih boyu. Yani bizimki hariç. Bizimki çok büyüktür bakmasan. Ama yani İngilizce ile mimari, İngiltere'de mimari mi var? Git de bak. Kara kuru şeyler böyle çirkin çirkin falan. Ondan sonra ne bileyim yani matematik mi? Matematikte en büyük diller Almanca, Rusça ve Fransızcadır. Çünkü en büyüğünü bunlar yapmıştır. Üçü. Halen de öyledir. Yani işte Amerika'dakiler de onların devamı, oraya gelenler filan. Neyse oradan da tek tük çıkar tabii yani. Her yerde iyi, akıllı insan var. Yok demiyoruz. Ama mesleğine göre mesleğine yetecek kadar yabancı dil öğrenmelidir. Ayrıca merakı vardır. Mesela ben dillere, bizim bütün sülale meraklıdır. Her gittiğim ülkenin dilini biraz öğrenirim. Japoncası filan dahil. O zaman onlarla zaten 3-5 kelime kendi dilinden konuşmaya kalkarsan insanlar böyle hemen çok ısınıyor sana. Hemen böyle bir iletişim kuruyorsun. Yoksa böyle bir karış sürer falan. Git de Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, İngiltere zaten Avrupa sayılmaz. O kanalın öbür tarafı. Avrupa'nın bir ülkesine git İngilizce konuşmaya falan. Japonya'da falan İngilizce falan konuşmaya kalkarsan, bak ben İngilizce biliyorum falan de, kimse yüz vermez ha. Yani biliyorsa konuşmaz, biraz biliyorsa yahut da böyle seni hakir görür ya, bu ne ya falan. Yani herkes kendi diline önem veriyor tabii olarak ve bu çok iyi bir şey. Çünkü insanlığın zenginliği çeşitli kültürlerin ve çeşitli dillerin olmasından meydana geliyor. Yoksa hepsini böyle 250 kelime tarzanca konuşan, hamburger yiyen, zevksiz, damak tadı bile kalmamış. Ondan sonra falan bir böyle aptal bir toplumlar haline sok. Gaye o zaten. Küresel kraliçeler bunu yapıyor dünyaya. Yapmaya çalışıyor. Ama her yerde isyan başladı. Yani Türkiye hariç. Türkiye en sağlam kale. Sömürge, en sağlam sömürge şu anda. Afrika'da böyle yok. Bilinçsiz ülke. Şimdi yani yabancı diller mesleğine göre öğretilir. Şimdi yabancı dil nasıl öğrenilir? Bizim öğrendiğimiz şekilde öğrenilir. 50'lere kadar böyle bir saçmalık Türkiye'de yoktu. Zaten aklı başında hiçbir ülkede yoktur. Yabancı dil öğreneceğim de kendi dilini kaldırıp rafa kaldırıp atmazsın sokağa. Ondan sonra efendim her şeyi efendim Tarzanca bilmediği dilden çocuğa mesela bilim öğretecek. Ya çocuk o dili mi öğrenecek? O matematiği, fiziği mi öğrenecek? Tarihi mi öğrenecek? Hiçbir şey öğrenemeyecek. Nitekim bu zaten sömürgeciler tarafından vaktiyle İngilizler yaptı, Fransızlar yaptı, Amerika Kızılderililere yaptı. Yaptı. İspanyollar Güney Amerika'da yaptı vaktiyle falan 500 senedir. Hepsinde aynı şeyler yapıldı. Buradaki gaye kendi dilini unutturmak, ondan sömürgecinin dilini oraya sulandırılmışını kakışlayıp işte sadece emir alacak kadar o da öğretecek yani. İşte şunu yap, bunu yap, bulaşıkçılık yap ya tarlada ırgatlık yap falan onlar için. O kadar öğretilir. Ve bu yabancı dille eğitim oyunu ile çocukların bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Bunu kendi kitapları bile, kendi ruhiyatçıları, eğitimcileri falan bu oyuna yazıp duruyor. Yeni bir kitap daha okuduk. Orada da anlatıyor bir sürü yani. Tavus kuşu gibi süslenmek isteyen bir tavuk bize gülünç görünür ve deli duygusu verir. Fakat doğada böyle aptal tavuklar yoktur. Gariptir ki bu gibi haller sadece insanlarda gözükmektedir. Bu gibi kişiler yabancı dillerden ne kadar çok sözcük kullanırlarsa kendilerini o kadar kibar ve aydın sayarlar. Ordinarius Profesör Gerhard Kessler. Bir şeyler öğrenirken gündelik hayatından bildiklerin çocuktan beri, bebeklikten beri gördüklerinle falan çağrışım yapılarak öğrenilir. Yoksa bir şey ezberleyecek, ne oluyor sonuç? İşte 50 senedir gittikçe artarak gidiyorlar, yabancı birkaç kelime ezberleyip çıkıyorlar. Ne konuyu anlıyorlar, ne bir şey. Ne yabancı dili dosdoğru öğreniyorlar, ne o kültürü dosdoğru tanıyorlar. Kendi kültüründen, dilinden hiçbir şeyden haberi yok. Hayatında bir tane Türkçe kitap okumamış, polis romanı bile okumamış. Ya işte herhangi masal okumamış. Ondan sonra şimdi yabancı dille dediğiniz gibi
Yabancı diller gereken yabancı. O da yani dünyada İngilizce oldu falan derlerdi bir ara. Öyle bir şey yok. Bir ara işte hangi ülke kuvvetliyse onun dili biraz yayılır falan hani ticaret için falan. Ama bunun da modası geçer. İşte bir ara Almancaydı, sonra Fransızcaydı, ondan sonra İngilizceydi. Şimdi o da geçiyor. İngilizce gittikçe önemi azalacak zaten. İşte çeşitli diller. Ya bir de sömürgeye göre değişir dünya dili. Yani Cezayir'e, Tunus'a sorarsan dünya dili Fransızcadır. Onları öyle yutturmuşlar. Arapçalarını unutturdular birkaç nesilde. Ondan sonra eski Sovyetler'de kısmen, bak onlar kısmen yaptı, ha, hakkını verelim. Mesela Kazakistan gibi filan Türk ülkelerinde fizik dersi ise bir tane Kazak Türkçesiyle fizik dersi var, bir tane de Rusçası var. Çünkü oralarda Rus da var. Getirmişler bir sürü falan. Şimdi azaldı biraz. Şimdi iki sınıfta dolu. Ha biz de böyle bir şey yapmaya kalksan, bir seçenek versen, şu mu olsun bu mu olsun diye hepsi yabancı dile dolar. Türkçesi boş kalır. Ha. Halbuki aslı o. Oradan yetişenler bir şey öğreniyor. Böyle bir sistem ancak sömürgelerde olmuştur. O da şimdi zaten kalkıyor. Yabancı dil, yabancı dil dersinde haftada işte 5 saat mi olur, 10 saat mi olur ama ayrıca yabancı dil dersinde, yaz kurslarında bilmem ne, yabancı dil öğretme uzmanları tarafından, uzman öğretmenleri tarafından öğretilir. Yani adam matematik, fizik tarzanca anlatacak da, kendi dostu olan anlamıyor zaten, çocuk bir şey öğrenecek. Yabancı dil de öğrenemez, konuyu da öğrenemez. Sonuç bu işte, görüyorsunuz. Ortaokuldan itibaren dersler de İngilizceye dönüştü ama İngilizceye dönüşme derken hani bir şeydi yani yarısını sonuç olarak İngilizce yani anlamadığımız zaman Türkçe'ye dönüyorlardı. Bizim sorularımız genelde Türkçe oluyordu. Hani ortalama bir şey yani İngilizce adı altında Türkçe yaptığımız dersler de çoktu. İngilizce eğitim yapılmasından sonra öğrenciler çıkıyorlar ve teoride İngilizce öğrendikleri şeyi pratikte uygulayamıyorlar. Şu an yabancı dilimiz Almanca ama İngilizce de görüyoruz. Yani İngilizcem zaten hani orta bile değil, kötü seviyede. Almancam da idare eder. Yarım yamalak ikisini de birden biliyorum ama hiç tam bir dil bildiğim söylenemez. İngilizce, Türkçe ve matematik dersleri anlatmaya çalışıyorlardı. Ve zaten biz matematik ve fen bilgisinde Türkçe olarak bile terimleri tam olarak anlamadığımız halde bize bunu İngilizce olarak anlatmaya çalışıyorlardı. İngilizce olarak bir şeyler öğretmeye uğraşıyorlardı. Ama hemen hemen yarım dönemlik bir periyotta, süreçte hiçbir şey öğretemediler. Yani hiçbir başarı sağlayamadılar. Ben inanıyorum ki İngilizce devam etseydi hiçbirimizden hiçbir şey olacağını tahmin etmiyorum yani. Ben Anadolu Lisesi'nde okudum. O zaman ortaokulda biz eğitimi İngilizce görüyorduk ve anlama cidden zorlaşıyor. Yani ilk önce kendi dilimizi öğrenmeliyiz. Herhangi bir efendim fizik görürken İngilizce bir görmeye gerek yok herhalde. Bunu kendi dilimizde daha iyi görmeliyiz. Zaten verilen eğitim de İngilizce eğitimi de çok ileri seviyede değil yani. Konunun özünü değil, orada birkaç İngilizce kelimeyi acaba Türkçe'ye devşirebilir miyiz diye uğraşıyorduk. Tabii sonucunda hiçbir şey öğrenmedik. O öğrenemediğimiz yılların açığını da dershaneyle kapattık. Dersler yetersiz. Yani çok yetersiz gerçekten. Esasında öncelikle Türkçeyi bir adam akıllı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hani çok iyi biliyorum, İngilizce biliyorum diyen insan bile daha henüz kendi ülkesinde yeteri kadar bazı şeyleri ifade edip de anlatıp gösteremiyor. Türkçe öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dersleri, bilgileri, konuları. Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Eğer bu iyi bir şey olsaydı 50 senedir Türkiye daha çok kalkınırdı, daha çok bilim olurdu, daha çok kafası çalışanlar olurdu. Hayır, gittikçe azalıyor. Bakın her türlü ölçün. Kimse kendini avutmasın. Yani anaokuluna bir kadar indi, oradan üniversiteye kadar falan yani bir şey yok. Yok arkadaş. Ha, yok. Ha, bana inanma, git Türkiye'nin dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye'de bilimde ne oluyor diye sor. Ne bilimi derler, Türkiye'den hiçbir şey yok. Efendim yayın yapmışlar. Dışarı Uganda'yı geçmişiz. TÜBİTAK öyle oynuyor. Yayın, yabancı dilde yayın sayısında Uganda'yı geçmişiz diye utanmadan övünüyorlar. Sonra bir tanesi düzeltti de yeni ilerlemiş daha falan. Yok Uganda değil dedi falan. Ha, meğersem şeymiş. Uganda değilmiş de Senegal'miş şimdi mesela. Ya ilkokuldan itibaren şeye kadar binlerce mektup geliyor çok şükür yani bu gençlerden böyle hep müsbet.
Ondan sonra halktan da geliyor. Köylerden bile geliyor filan. Yani elektronik postalar doluyor, işte normal mektup da geliyor filan. Şimdi mesela birkaç tanesini koymuşsunuz. Abi binlerce işte tesadüfen. Ondan sonra şimdi bu gençler bakıyor, mesela bu da öyledir. Saygıdeğer hocam, ben bir Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Türkçe'ye çirkin tuzaklar kurulmaya devam ediliyor. Örneğin benim okulumda fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinde deftere ve tahtaya yazılanlar ve sınavlar İngilizce. Ama hocalar dersleri genelde Türkçe anlatıyor. Tabii hocalar Tarzanca ile haşır neşir olmaya öyle alışmışlar ki dersi Türkçe anlatmaya kalktıklarında ortaya gülünç durumlar çıkıyor. Bu reaksiyonda termik enerji absorbe ediliyor. Enzimle substratın kombinasyonu sonucunda aktivasyon enerjisi azalıyor. Önce likitin densitesini bulacaksınız gibi garip cümlelerle sık sık karşılaşıyoruz. İtiraz ettiğimizde ise neden bunlar Türkçe'de de kullanılıyor cevabını alıyoruz. Bu konuda başka ne yapabiliriz bilmiyorum hocam. Televizyonlarda da birçok yabancı terime ve sözcüğe rastlıyorum. Örneğin Discovery yani Keşif kanalında bir belgeselin adının süper strüktürler olarak çevrildiğini gördüğümde bir hayli öfkelendim. Ancak daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise 1 coğrafya kitabının kaynakça kısmında Strüktürel Morfoloji adlı bir kitaba rastladığımda artık böyle şeylerin her yere yayıldığını fark ederek büyük bir üzüntüye kapıldım. Madem strüktür sözcüğünü yapı olarak çevireceklerine strüktür diye çeviriyorlar, o zaman hiç çevirmesinler daha iyi, öyle değil mi Sayın Hocam? Anglo-Türkçe sözcüklerin bu denli yaygın kullanılması insanın zihninde bir soru işareti yaratıyor. Acaba bunların Türkçe karşılığı yok mudur diye. Ben bu sözcükleri araştırmaya başladım. Birçok kitap arasında sizin hazırladığınız Türk Dil Kurumu Fiziksel Kimya Terimleri sözlüğünü buldum. Şöyle bir göz gezdirdiğimde tahminlerimde yanılmadığımı ve hemen her sözcüğün dilimizde bir karşılığı olduğunu gördüm. Türkçenin karşı karşıya kaldığı bu saldırılara nasıl göğüs gerebiliriz Sayın Hocam? Bu yayılmaya başlayınca 5-10 sene, 10 sene, 8 sene evvel falan. Ama biz 40 sene uğraştıktan sonra nasıl uğraştık? Yani Türkiye'nin her köşesinde daha Van'a kadar, Edirne'ye kadar, yani edebiyat yapmıyoruz. Sahiden Van'a kadar, sahiden Van'a. Birçok Anadolu yerinde de Malatya'sı, Elazığ'ı bilmem neresi. İkişer, üçer kere falan. Her kesime hitap ederek. Bak bu çok önemliydi. Çünkü Türkiye'yi bir de dışarıdan sahte sağ, sahte sol çıkararak önce birbirine düşürdüler. Onları da içini boşaltıp, sahtesini kurup, hakikilerini yok edip şuna indirgediler. Ha, sağ, evet, milliyetçi eşittir antikomünist. Yani bu işte 90'a kadar filan. Sol eşittir, solcu eşittir antifaşist. Birer kelimeye indirgediler ve birer kelimeyle içini boşaltıp, yani ona sorsan sağ milliyetçilik nedir bilmez. O öbürüne sorsan sol nedir solu bilmez. Ama birer ki antifaşist, antikomünist lafıyla, o zaman dünyadaki Amerikan taktiği buydu. Binlerce genci birbirine kırdırdılar. Şimdi kırdırdıkları gibi bir de şu zararı oldu, çok büyük. Mesela şimdi bir konuyu ortaya atıyorsun, böyle can alıcı bir konu. Türkiye'nin, milletin geleceği, istikbali, dünyada kalıp kalmayacağı ile ilgili can alıcı soruyu, konuyu ele alıyorsun. Milleti öyle bir hale soktular ki o zaman, şimdi biraz açtık onları çok şükür, o kadar uğraştık sonra. Ama çok, çok berbattı yani, tek başımıza nelerle uğraştık. Şimdi adama, aklı başında adama, belki üniversitede dekan. Adama mesela bilimsel bir şey anlatıyorsun. Adam böyle 3 gün evvel tutulmuş palamut gözleriyle bakıyor donuk donuk. Hoppala. Ya ne oluyor buna diyoruz. Ha meğersem sonra anlıyoruz ki o bizim anlattığımız bilimsel konuyu, fiziği filan dinlemiyormuş da içinden karar verememiş. Acaba bu sağcı mı solcu mu, karar verememiş. Onu düşünüyor. Milleti bu hale soktular. Yahut şimdi biz can alıcı konuyu ortaya atıyoruz. Oradan kimi diyor ki dinleme bu solcudur. Öbürü diyor ki bu dinleme faşisttir. Hadi. E şimdi her kesime hitap edince tabii sonra afallayıp kaydılar. Gerçi Cia onun da tedbirini aldı da filan, bir ara yalnız kaldık falan. Ya Allah Allah filan. Neyse onu da açtık çok şükür. Türkiye'de yabancı dille eğitimin başlangıcı nasıl olmuştur? Ama ben hatırlıyorum.
60'a kadar, 60'lara kadar filan Türkiye'de herkes aşağı yukarı aynı kafadaydı. Ha, belki %100 değildi ama işte başka bir laf yoktu yani. İşte herkes, işte hala Atatürk'ün o ruh kavramları devam ediyordu. İşte şöyle olacağız, böyle olacağız, Batı'yı da aşacağız, önüne geçeceğiz. Muasır medeniyetin önüne geçeceğiz. Batılı filan olmayacağız. Atatürk'ün üstün. Nitekim bak ne kadar ileriyi görmüş. Ne oldu? Batı geride kaldı şimdi. Her şey Asya'ya geçti. Avrupa batıyor. Hem kuvvetli sanayisi, teknolojisi olan ülke Almanya bile şimdi fakirleşti son birkaç yıldır, felaket, işsizlik. Almanlar gidip başka ülkelerde iş arıyorlarmış. Bana daha birkaç bir ay evvel Avrupalılar anladı ya, İsviçreliler falan. Oraya Almanlar geliyormuş iş bulmaya. Hem de teknik falan. Yani çünkü Asya'ya geçti. Sanayi, teknik, bilim, yaratıcılık falan. Zaten köklü kültürü olan. Önce Japonya işte falan derken Kore, More falan, Çin falan. Şimdi Singapur falan, Malezya, Müslüman ülke. Bunlara geçti. Şimdi Avrupa falan bir şey üretip de onlarla rekabet edemiyor. Gittikçe fakirleşiyor. Avrupa diye bir şey yok. Ha, o da ayrı konu. Millet de burada Avrupa diye bir şey var zaten. Avrupa, ben gittiğim zaman bana ağlaşıyorlar ya Avrupalılar. Aklı başında adamlar falan adamları. Neyse, yani o bakımdan böyle bir ruh vardı Türkiye'de ve yani bir hedef vardı. Yani Türkiye şöyle olacağız, böyle olacağız filan. Sonra hemen bir toplum mühendisliği adını takmıştım vaktiyle. Şimdi yayıldı o da. Kültür mühendisleri. Ay 40'larda, 45'te Amerika işgal etti. Burayı, Ankara'yı resmen askeri olarak işgal etti. Evet, neyse işte onu da işte 50'de falan da orayı da Atatürk'ün kurduğu şeyi tahrip edip, hatta onun Atatürk'ün yazdığı belgeyi bile değiştirip tam tersi mana bir şey yazarak işte bunu demiş falan diye yalan. Ondan sonra çünkü ben orada ilkokuldan beri okudum, biliyorum ne demiş falan. Neyse işte dışarıdan da çok destekleniyor herhalde, neyse. Zaten onun dışarıdan kuruldu zaten. Yani Atatürk kurdu da onu işte 53'te kolej yaptılar. Kolej o zaman misyoner okulu demekti. Sonra bu kolej lafı yayıldı, her taraf kolej oldu. Ondan sonra tabii eğitimde baş aşağı gitti. İşte sadece dışarıya hayran, dışarıya gidip onlara kölelik etmek için burada edecek veya orada edecek. Hangi düzeyde olursa olsun insan yetiştirmek için ama kendisi için hiçbir şey olmasın, Türkiye'de bir gelişim olmasın diye. Bu eğitim sistemi sokuldu buraya. 53'te İngiliz ve Amerikan parmağıyla. Asıl İngiliz de bu işte ustadır. Amerika'da desteklemiştir. Yani ama asıl İngiliz'dir. Ondan sonra yaydılar. Ondan sonra gittikçe baş aşağı gittik. Milli eğitimin şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Milli eğitim ne millidir ne eğitimdir. Yani 50'lerden sonra yavaş yavaş şimdi. Ne millidir ne eğitimdir. Bu kendiliğinden olmadı, işte danışmanlar sayesinde oldu. Oraları hani Türkiye'den birileri bir mevkilere geliyor da bir şey yapıyor zannetmeyin. Hayır, işte dışarıdan ederlerse olur. Falan sıfırladılar. Yani tabii başta yabancı dille eğitimle zaten boş kafalı bırakırsın, bir de ruhsuz bırakırsın. Gönlü de gider, toplumun da gider, kendinin de gider. Aşağılık duygusu artar. Yani gidip dışarılara özenem falan birileri yetişir. İşte başka bir işe yaramaz. Bak Türkiye'de bir faaliyet var mı? Bak şimdi İran, beğenmediğiniz İran şu anda Batı'nın baş düşmanı gibi görünüyor değil mi? Vay efendim, bunlar atom bombası yapmaya kalkıyor falan filan. Ama bunlar da ya yaparız, sana ne, sen niye yapıyorsun diyor. Halbuki yaparız da demiyor. Yapmıyor da üstelik ya. Yapıyor, yapacak diye korkuyorlar. Falan. E şimdi bütün bunlar olurken Birleşmiş Milletler'de karar çıkartıyor Amerika falan bilmem ne falan. Ne oluyor? Ya İran'ın itibarı o kadar yüksek ki şimdi dünyada. İran diyorlar, bir daha demiyorlar bir bakıma da. Neden? Biz burada uyurken, 70 seneyi ziyan ederken, gittikçe köleleşirken, ruhsuzlaşırken, İran ve daha birçok öyle ülkede büyük gelişme oldu. Bilimde, teknikte, sanatta. Bak İran, siz bilirsiniz mesleğiniz tabii. Şimdi mesela İran filmcilikte dünyanın en itibarlı ülkesi haline geldi. Çok ucuz paraya ama çok sanatlı olarak ve kendi kültürlerini yansıtan. Kendi kültürleri dediğinizde bizim Selçuk Türk kültürü ha. Zaten nüfusunun %70'i Türktür. Bakma sen. Azerilerden ayrı. Bir de Horasan Türkmenleri, bir de aşağıda da Kaşkaylar falan. Her tarafı Türktür. Orada eski Türk kültürü yaşıyor. İşte dinle müziğini, dinle şeyini. İran biliyorsunuz yani 2000 yıl falan. 1918'e kadar Türk hanedanlarının idare ettiği, biliyorsunuz.
Ondan sonra işte Şah İsmail biliyorsunuz Hatayi adıyla Türkçe divan yazıyordu. Çok güzel şiirler var. Onun divanı bende var. Çok güzel Türkçe kullanır falan. Ondan sonra neyse o kültür 1918'de İngilizler oraya bir tane azınlık Farisi diyen Maryan bir tane arabacı Şah yaptılar. Şah'ın da vazifesi orada Türkleri ezmekti, kesmekti filan. O ve oğlu. Hep aynı dü, hep aynı dümen. Hep aynı dümen. Bir arabaya iki at. Koşmuşlar neyse. Filan ondan sonra buna da bana bir Azeri Türk'ü söyledi. Çok büyük adam. İranlı Azeri Türk'ü. Tebriz'den. Çok büyük bir adam. Çok büyük mevkilerde bulunmuş her devirde filan. O dedi bir ara. İki kutuplu bir dünyadan sonra günümüzde bir küreselleşme süreci yaşıyoruz. Türkiye'nin konumu ne olmalıdır? Dolayısıyla bak şimdi İran'ın mesela muazzam itibarı var. Allah Allah. Hani düşmandı? Çin eskiden yakın zamana kadar şeytan gibi gösterilirdi. Düşmandı. Şimdi Çin diyorlar bir de ama neyle itibar var? Mesela şimdi Çin filmleri de mesela. O muhteşem. Çin sanatı zaten kökü var. Yani orada da Türk kültürü çok vardır. Bakma içinde sen. Ondan sonra ya Arapların bile daha itibarı var şimdi. Ama bir tek Türkiye'nin lafı geçmiyor. Lafı bile geçmiyor dışarı. Şimdi bir kere Türkiye baştan kaptırdı. Baştan işin temelinden kaptırdı ve öyle uyuya uyuya gidiyor. Şimdi yani iki kutuplu dünya tabii işlerine geliyordu. İki tarafında. Öyle bir sahte iki kutuplu dünya vardı. Mesela sonradan çıktı ki biliyorsunuz 90'dan sonra Cihan'ın kendisi itiraf etti ki işte Amerikan halkına Rusya'yı büyük tehlike olarak gösterdiler. İşte gelip bunlar bizi yok edecek bilmem ne filan. O vesileyle silahlandılar Amerika'da. Yani neye karşı silahlandılar? Ha, sonradan 90'dan sonra itiraf ettiler ki ya aslında Rusya bizim için tehlike değil değil mi? Abarttık. Diye de söylediler. Ha. Yani çünkü orada tabii toplum mesela bir sürü para harcanıyor. Bütçenin çoğu silahlanmaya gidiyor filan. Bunu maruz göstermek için işte birazcık demokrasi var. Fazla da yok da işte biraz var. Ondan sonra işte bak bir düşman gösterecek. Aa tehlikedesiniz diyecek ki öyle paralar harcayacak falan. Ha, biz de diyorduk ya bunlar ne için bu kadar silahlar? Ha sonradan anladık. Dünya imparatorluğu kurmak içinmiş meğerse. Şeyde 90'dan sonra neyse küresel kraliyetçiler komünizmi kurdu. Arkasından görevini bitirdikten sonra onu da yıktı Sovyetleri. Ondan sonra şimdi o zaman Pentagon'da generaller orada danışman olan bir Rus asıllı şey vardı da bilgisayarcı falan bilim adamı onların danışmanı falan. Bir gün geldi bu dedi ki ya dedi Pentagon'da dedi generaller dedi şaşkın şaşkın dolaşıyor dedi birbirlerine koridorda soruyorlar ya şimdi düşman kim diye komünizm yıkılınca. Önce bir afalladılar 6 ay kadar filan. Sonra yeni düşman icat edildi. 90'da falan başlayarak. Ve ilk salvosu, o düşman ilan etmenin ilk salvosu da özel olarak yazdırılmış olan, bu işler böyle başlar. Huntington denen Brzezinski'nin çömezi adama görev verilip kitap yazdırıldı. Medeniyetler çatışması diye hiç böyle bir laf yokken tarih boyu. Oradan başladı. Hadi biz onu görür görmez dedik ha bak şimdi neler olacak. Oradan başladı. Ondan sonra yani şimdi düşman kim falan derken he tamam dediler. Çünkü zaten akılları fikirleri bu. Bütün kaynaklar Müslüman ülkelerdeydi. Yani ya Arap ya işte Türkistan falan filan. Kazakistan var ya bütün kaynaklar oralarda. Buraları yiyecek. Bir. İkincisi de bu küresel kraliyetle kültürünü yok etmeye falan filan işinde İki büyük din grubu tabii buna karşı duran müesseseler oluşturuyordu. Biri Katolik Kilisesi, biri de İslam. Gerçi halife yok edildi ama gene de işte biraz geleneği var filan. Şimdi bunların da yok edilmesi lazımdı. Bu iki düşman zannediyor ki millet burada Hristiyan deyince hepsi aynı zannediyor. Aynı. Katoliklerle de uğraşıyorlar. Onları da böyle ezmek, yok etmek, saptırmak için. Filan. Ama tabii başta İslam. Ha şimdi de tamam. Bir iki terörist falan olayı tetiş hareketi Türkçesi. İcat edip
Çok kolaydır. Bir iki yerde bomba patlatırsın, şuralar yaptı dersin, oldu bitti. Standart, gayet basittir. Yeni düşman ilan edildi. Ondan sonra İslam dünyasında çullanıldı her yerde. Yani maksat oraları kapmak. Bir de işte o kavramları yok etmek filan. Yani o bakımdan taktikler hep aynıdır canım yani. Şimdi kafa çalışıyor tabii. Kafalar çalıştırılıyor. Daha doğrusu bir kısmının kafası çalışıyor. Gerisi de uyutuluyor. Yani şimdi Amerika, İngiltere falan veya herhangi bir ülke deyince bütün nüfusun mu kafası çalışıyor? Hayır. Onların da çoğu köle gibi alışverişe sürülüyor. Bu aynı televizyonlarda aynı o 100 kanaldan aynı kelimeleri günde 500 kere tekrarlayarak beyinleri yıkanıyor. Aptal bırakılıyor, cahil bırakılıyor, güdülüyor. Ama tepede mesela birkaç milyon, Amerika'da mesela birkaç milyon, 2 milyona geçmez. 300 milyon arasında. Ondan sonra her ülkede böyle tabii beyin takımı var. Ama bunlar sağlam. Hem çok iyi eğitimli hem de kendi ülkeleri, kendi gayeleri için ne olursa olsun. Yani bize ters olabilir. Çalışan, kafasını çalıştıran keskin insanlar var. Bizde bu sınıf yok. Bizim için çalışan kimse yok. Vardı. Ne zaman? Atatürk'e vefatına kadar vardı işte. Ondan sonra da o nesil biraz devam etti filan. İşte 50'ye kadar filan vardı. Ondan sonra bir şey yok. Yeni sözcük ve terim türetme meselesinden bahseder misiniz? Türkçe'ye meraklı olan insanları bile, yani edebiyatçı, dilci, milci filan, bunları bile gene böyle planlı bir şekilde ikiye böldüler. Hangi ülkede, hangi tarihte, hangi kültürde görünmüştür ki hiç görünmemiştir? Bizde bu sahte, acayip böyle boş, içi boş bir sahte sağ, sahte sol ayrımı yaratıldığı zaman dil işine de bunu bulaştırdılar. Hangi tarihte, hangi kültürde görülmüştür ki? Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi bir adam konuşurken kelime derse faşist diyor, sözcük derse komünist diyor. Yahu kelimeniz komünisti faşist olur mu? Şuna bak. Çünkü kafalar boş bırakılmış, bir de böyle saplantılar yaratılmış. Adam antikomünist, antifaşist, başka bir şey düşünemiyor. Adam dilci, edebiyatçı. Geçen ay falan gene İsviçre'de, Avusturya'da Avrupalıların toplantısındaydım. Orada aklı başında değerli bilim adamı, gençe. Bana diyor ki, ya diyor, bu nasıl iştir diyor. Siz diyor, bütün diyor, bin yıllık, yani bizim tarihimiz kaç bin yıllık da, hani İslam dönemi bin yıllık. O da bütün kültürünü diyor, silip attınız diyor. Makası attınız, kestiniz, attınız diyor. Böyle şey olur mu diyor, hayret diyor. Yani tarihte hiç olmamış bir şey. Ondan sonra, yani böyle yabancılar da söylüyor. Bir keresinde de şey vardı daha önceleri. Dünyanın, şimdi o da vefat etmiş. Dünyanın en büyük matematikçilerinden Fransız, René Thom vardı. Çığır açmış adam. Neyse, bu da benim ahbaptı işte Paris'te de. İleri araştırmalar matematiksel bir enstitüsü var Princeton'daki gibi. Orada ben işte bir sene kaldım falan, bize bir ev verdiler orada falan. Bunda da odamız yan yana. Neyse çok iyi arada bir sohbet ediyoruz matematik falan. Ve bana diyor ki kökeni matematik olmayıp da diyor böyle diyor tek matematik konuşabildiğim şimdiye kadar tek adam sensin diye de iltifat etti falan, eksik olmasın. Şimdi bu çok kültürlü bir adamdı. Büyük adamlar zaten her konuda böyle kültürlü oluyorlar. Böyle dar bir konuda olmuyorlar. Gerçek büyükler azdır. Bilimde de Nobel'de almış olsa mesela. Şimdi 60'ların başlarında birçok şeye meraklı. Yani dillere falan da meraklı. Dil, bilime meraklı. Her şeye meraklı. Hanımıyla bunlar merak etmişler. 62'de mi ne daha? Düşünün. Ben tabii tanımadan hep iyi önce. Gelip Türkiye'ye bu ikisi dolaşmışlar. Şimdi gelmişler, gezmişler filan. Nasıl dedim, iyi mi dedim. Ki o zaman yani bambaşkaydı Türkiye. Ha iyi dedi ama dedi, Türkiye ruhunu satmış dedi. Adam, tak. Büyük matematikçi. Sonradan da işte bu senede bir beyefendi, İsviçre'deki değerli adam bana öyle diyor. Şimdi Türkçe için ilk olarak şunu düşünmek lazım. Bir,
bin yıldır kullanılmış, halk ağzına kadar geçmiş ve kültürümüzün bir parçası olan ve onu yüzdüren kelimeler haline gelmiş olan şeyleri atmak zararlıdır. Bunları kesip atmak. Ha şimdi ama onun için ilke şu: tasfiyeciliğe hayır, zenginleştirmeye evet. Şimdi zenginleştirme nerede oluyor? Olacak. Biraz oldu tabii. Şimdi devamlı yeni bilimler çıktı. Her günde yeni dallar çıkıyor, yeni icatlar oluyor, yeni kavramlar çıkıyor dünyada. Herkes de yalnız Amerika'da çıkıyor falan zannetmesin, her yerden çıkıyor. Türkiye hariç. Neyse. Şimdi bu yeni kavramlar falan çıktıkça ortaya, bilimde falan keşfedildikçe, onun için gereken sözcükler türetilir, konur. Ona isim verilir. Bunu kim yapar? Kim icat ettiyse o koyar adını. Mesela söyleme sahip, yani böyle kendimi anlatıyor gibi olmasın. Şimdi mesela dış dünyada işte atom teorisi kuramlarında filan vesaire bir sürü işte yeni kuramlar filan kitaplara geçti kaç ülkede. Neyse. Şimdi bunları biz icat ettik. Uluslararası yayınlarda da adını da ben koydum. Bütün dünya kullanıyor yabancı kelimeleri. Ben koydum. Ben yaptım çünkü. Ama bunları gelip Türkiye'de de illa Türkçe anlatacağım dediğim zaman işte ODTÜ'de o zaman hatta engellemeye kalktılar filan da neyse anlattık Türkçe Mürçe filan. Şimdi onları anlatacağım. O zaman Türkçesini de benim koymam lazım. İlk defa geçen bir lafın. Oturup Türkçelerini, Allah'tan 5 yaşından beri Türkçe'ye de meraklı olduğum için, sülalemizin hepsi de dilci olduğu için, rahmetli abilerim, babam falan, eski dil kurumunun da yönetim kurulundaydı iki tanesi. Yani çocuktan beri o dil meseleleri ve Türk lehçeleri falan hepsiyle aşinayız Allah'tan, çok şükür. Dolayısıyla Türkçenin kurallarına uygun bir şekilde onların Türkçelerini de ben koydum. Şimdi İngilizce gibi bir dilde bunu yapmak mümkün değildir. Çünkü İngilizce birkaç yüzyıllık 5 dilin kırması, kuralı kaidesi olmayan bir dildir. Şimdi dolayısıyla kültürlü böyle Oxford İngilizcesi konuşan filan üst tabaka, asilzade sınıfından İngilizler filan zengin bir İngilizce kullanır. Ama bunun da yüzde, halk arasında kullanılan İngilizcenin bile %60'ı Latince'dir. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun işgal ettiği ülkelerin, Romalılar da bunu yapmıştır, dillerini yok edip kendi dilini orada yaymıştır. Dünya dili Latince oldu, Latince öğrenin diye. Eğitimini değiştirerek. Neyse işte onun için Fransa, İspanya falan çıkmıştır ama ondan sonra 1000 sene hiçbir yaratıcılık olmamıştır ve Roma tarihçileri de bunu yazmışlardır böyle olacak diye. Yani sonradan kendi dilleri falan işte zamanla falan geliştiler. Şimdi İngiltere'nin bir kısmı işgal edilmiştir Roma tarafından. Hadrian duvarına kadar, Kuzey İskoçya'ya kadar oraya bir duvar çekmiştir. Ondan sonrası dağlık, yabani hali falan orada durmuştur. Ondan aşağısı, yani kısmen Roma olduğu için İngiltere, onun tamamı değil, halk arasında konuşanlarının bile %60'ı Latinleşmiştir. İngilizce diye aslında bir şey yoktur. İşte biraz Fransızca, o şey Norman istilasından sonra, ondan sonra işte Cermen kökenli zaten, bazı oradan, Latince'den filan, böyle bir dildir. Şimdi kuralı kaidesi tamamıyla yoktur. Şimdi eskiden, yani yakın zamana kadar, İngiltere'de ve 40'lara kadar da Amerika'da da üst tabakada iyi okullarda falan herkese Latince ve eski Yunanca öğretirlerdi. Bilim adamıysa da mesela o dersleri görmüştü. Dolayısıyla yeni bir şey türetecekleri zaman eski Yunanca'dan ve Latince'den türetirlerdi. Adı İngilizce olurdu. Şimdi büyük çoğunluğu öyledir. İngilizce tıp. Saçmalığa bak. İngilizce tıp diye bir şey yok.
İngilizce tıbbın %99'u Latince. Yalnız İngilizce konuşanlar bunun telaffuzunu ve imlasını bozar. O kadar. Bir de Türkiye'de İngilizce tıp numarası çıktı. Yani kepazeliğe bak. Hiçbir şey anlamıyorum. Neyse. Fakat sonradan 40'lardan sonra Amerika'da filan da eğitimde filan yozlaşma oldu. Latince, Yunanca filan kaldırılmış okullardan. Hatta lisede okutulurdu. Çünkü o dilin kökeni o. Kaldırılmıştı. İngiltere'de de şimdi kaldırılıyor yavaş yavaş. Ve İngiliz böyle derin kültürlü adamlar filan ağlaşıyor, bana ağlaşıyorlar. Ömer filan size de yapıyorlar diyorum ben de. Şimdi dolayısıyla şimdi yani son 30-40 senedir bilim adamları yetişen Latince, Yunanca öğrenmemiş Amerikalı filan veya İngiliz. Öğrenmemişse ne yapıyor? Yeni bir şey icat ediyor. Dilin türetme yeteneği yok. Yeni sözcük türetme kuralları yeteneği yok. Hiç yok. Çünkü dostları bir dil değil. Ne yapıyor? Bir cümle kuruyor. Her kelimenin baş harfini alıyor. Biliyor mesela lazer. İşte light amplification bilmem ne falan laflarının baş harflerini alıp lazer diye bir. Şimdi buna dilciler akronim derler. Yani ölü ad. Bu bir dilin iyice yozlaştığını, yok olmak yani zayıflamakta olduğunu gösterir, bir alamet sayılır dil bilimciler tarafından. Eğer buna tenezzül etmek zorunda kalıyorsa böyle kelime yapmaya, o dil gidiyor demektir. Şimdi İngilizcenin durumu bu. Şimdi tabii Almanca'da vardır mesela kelime türetme yöntemleri. İşte İspanyolca Latince'ye yakın olduğu için filan vardır. Ama İngilizce'de hele Latince, Yunanca bilmiyorsa yoktur. Şimdi yeni sözcükler türetmek için matematik gibi kuralları olan dil en başta, ki bunu ben demiyorum yani, bunu geçen asırda en büyük Alman dil bilimcileri falan yazıyor. Wittgenstein falan yazıyor. Sayfalar dolusu Türkçeyi methediyor. Türk dillerini methediyor. Behçeleri falan dahil. Hepsinde köklerden çok keskin kaidelerle, matematik gibi cebirsel ve geometrik yapısı olan kaidelerle, ki kaç bin yıllık, belki en eski dil Türkçe, biliyor musunuz? On binlerce yıllık. Böyle diller bir günde oluşmaz. Hele böyle dil. Şimdi o kaideler devam ediyor. Dolayısıyla yeni bir kavram çıktığı zaman, mesela atom fiziğinde elektronlar hareket ederken çekirdeğin etrafında birbirinden kaçıyorlar, itiyorlar birbirlerini. Şimdi İngilizce'de buna bir laf koyuyor. Koyan da Macar asıllı, benim eski ahbap, büyük matematikçi, teorik, kuramsal fizikçi Wigner'di. Electron correlation diyor. Ya şimdi correlation her dalda başka manaya gelir filan, ne olduğunu kimse anlamaz. Şimdi bu konunun teorisini sonra biz yaptık, kuramını biz yaptık. Şimdi herkes onu kullanıyor dünyada. Dedik ki ya buradaki olay nedir? Bir de kelimeyi tercüme etmeyeceksin. Kavramı tercüme edeceksin. Kavrama karşılık bulacaksın. Yani kavram şudur, biz bunu nasıl ifade ederiz Türkçe'de? Oradan kopya olmayacak. Şimdi olay nedir? Elektronların birbirinden kaçışma olayıdır, değil mi? Tamam. Elektron correlation adına elektron kaçınımı dedim. Şimdi bunu herhangi birine söylesen, yani aşağı yukarı gözünün önüne bir şey gelir. Yani bu İngilizce'deki lafları falan, bilimsel falan lafları söylediğiniz zaman halk falan hiçbir şey anlamaz. Bizimkinde aşağı yukarı aklına bir şey gelir. Mesela elektron eksicik desen, eksi yüklü tanecik manası zaten çıkıyor. Yani bilmesen bile hatırlaması kolay, bilmem ne filan. Şimdi onun için Türkçenin bu konuda dünyadaki diller arasında en büyük yeteneği olan dil. Şimdi bu varken dolayısıyla bu yeni gelen kavramlara, buluşlara vesaire filan da yapacağımız şey tabii Türkçenin kurallarını gayet iyi bilip, tabii yapan adını koyduğu için herkesin de bilimde olsun ne olursa olsun Türkçeyi hakkıyla bilmesi lazım. Yani kurallarıyla, şu suyla, bu suyla gayet iyi bilmesi lazım. Biz biliyorduk. Bizde böyle bir eğitim vardı eskiden. Çok şükür biliyorduk. Şimdi bilmiyorsa tutup İngilizcesini kullanacak. Saçma sapan bir laf. Şimdi onun için yeni kavramlara, yeni buluşlara, her şeye karşılıklar Türkçenin kurallarıyla Türkçe olarak türetilecek. Ben buna Öztürkçe falan da yanlış laftır, kök Türkçe diyorum.
Öğrene Osmanlıca falan. Hayır efendim, Osmanlıca değil. O eski Türkçedir. Eskiden eski Türkçe denirdi. Osmanlıca lafı da yanlıştır. Bunu çıkaran da İngilizlerdir 19. asırda kafa karıştırmak için. Osmanlıca sanki başka bir dil. Ya Osmanlı Türk. Sapına kadar. Ha, benim dedelerim de Osmanlı bana göre. Ha. Gerçi babam da 17 yaşından beri Atatürk'le çalıştı. Bir taraftan da Atatürk. Yani abilerime rahmetli Atatürk okuttu. Kendisi cepten. Latince ve eski Yunanca'yla. Şimdi dolayısıyla yeni kavramlar için şu bu. Türkçe çok uygun bilim için. En uygun dil. Matematiksel yapısı var çünkü. Dolayısıyla bu terimleri kök Türkçe olarak türetiyoruz. Benim zaten bu konuda ilk sözlüğüm var. Eski Dil Kurumu zamanında çıkar. Şimdi hala yenisi basılacak da ben biraz tahsihlerde sallandım da. Yoksa bir senedir çıkardı. Fizik, kimya, matematiğin ana terimleri sözlüğü. İlk bizden çıktı, sonra öbür sözlükler. Eski Dil Kurumu zamanındaki daha büyük sözlükler. Bunu örnek almış. Kendileri yazıyor. Şimdi dolayısıyla ilkemiz 1000 yıllık ve kültürümüzün, eski kültürümüzün birçok şeyini yansıtan sözcükleri atmak sadece bizi fakirleştirir. Onları atmayacağız. Ama bu muazzam türetme yeteneği olan Türkçeden de gereken terimleri de daima türeteceğiz. Şimdi bu nasıl ikiye bölündü? Şimdi eski dil kurumu Türkçeleştireceğiz diye artık böyle herkesin ağzında 1000 yıldan fazladır olan kelimeymiş bilmem neymiş falan bunların hepsini at diyor. Yerine çoğu zaman da böyle pek cazip olmayan sözcükler koyuyor falan. Şimdi onları atmayacaksın. Çünkü o zaman gene böyle nerede görülmüş ki? Değil dedesinin babasının yazdığı mektubu okuyup anlayamıyor. Böyle şey olur mu? Süreklilik olacak. Onları atmayacaksın. Onları da bileceksin. Biz Allah'tan öyle eğitim gördük. Yani divan edebiyatı da öğrendik. Halk edebiyatı da öğrendik. Tasavvuf edebiyatı da öğrendik. 50'lere kadar muazzam bir Türkiye'de eğitim sistemi vardı Atatürk'ten gelen ve öncesinden gelen. Atatürk Osmanlı'nın devamıdır. Bunu da bilin. Ha, en önde iş değişmiştir. Ama yenilerini tabii Türkçeden türeteceğiz. Gerçi eski bir kurum o konularda da çabalar gösterdi. İşte sözlükler çıkardı. Bizimki de işte baştakilerden bir tanesi. Ama şimdi öbür takım, yani kelime deyince faşist dedikleri takım ise bu sefer tabii belki haklı olarak bunlar bir tepki gösterdiler bu tasfiyeciliğe. Yani kısır birçok şeyin atılıp da kökümüzle olan bağıntımızın koparılması işlemi devrim değildir. Tasfiyecilik. Ha, bunlar da ona tepki olarak efendim vay işte Öztürkçe diye bir laf çıkarıp ya matematik kavramına tam karşılık gelen Türkçe terimi türetiyorsun. Adam onu kullanmak istemiyor. E bunun eskisi yok ki. Yeni kavram, yeni konu. Konu yeni dünyada. E ne yapıyor bu sefer? İngilizcesini kullanıyor Türkçe diye. Eski Dil Kurum Başkanı, yani şimdi Yeni Dil Kurumu'nun, Yeni Dil Kurumu'nun 80'den sonraki tam tersi dil kurumunun, bundan bir önceki başkanı, yani sözlük çıkarıyor sonra, mesela bilimle ilgili. Ya hepsi İngilizce bozultusu laflar. Bu ne biçim Türkçe sözlük? Sonra bir konuşma yapıyordu. Şahıslarla işimiz yok da işte cahilliğinden, gariban ne yapalım. Ondan sonra eski dil yeni dil kurumunun bir önceki başkanı konuşma yapıyor. Dil kurulunda hepsini bir araya getirttirdik. Eskisini, yenisini filan. İlk defa. Orada adam bir saat Star Türkçedir, konsensüs Türkçedir, C ile mi yazılmalı, K ile mi yazılmalı, bunu konuşuyor. Ya dil kurum başkanı, Türk dil kurumunun başkanı bunu mu der? Türkçesini kullanacaksın arkadaş. Ya, Türkçesi deyince bak şimdi, ilkemiz şudur. Eskisi, yenisi, lehçesi ne varsa hepsi Türkçedir. Yani mesela kelime de Türkçedir. Sözcük de Türkçedir, laf da Türkçedir, söz de Türkçedir. Ha, şimdi bunların hepsini bir koyduğun zaman aslında kökeninde aynı manaya gelecek
sözcükler arasında zamanla biraz anlam kayması olur her dilde. Ve bunlar hafif hafif değişik anlamlara gelmeye başlarlar. Hiç unutmam, 70'lerde Almanya'daydım. Ahmet Kabaklı rahmetlinin edebiyatçı, Türk edebiyatçısı biliyorsunuz, Türk Edebiyatı Vakfı'nı kurmuştu filan. Bir yazısını gördüm gazetede. Laf, söz. Şimdi başlangıçta aynı manaya geliyor ama zamanla anlam kayması oluyor. Ve misaller vermiş cümlede kullanarak. Laf dediğin zaman başka, hafif başka mana çıkıyor. Söz dediğin zaman başka mana çıkıyor. Şimdi bakıyorsun hepsinde öyle oluyor kısa bir süre sonra. Kelime deyince bazen hafif başka mana çıkıyor. Sözcük deyince biraz hafif başka mana çıkıyor. Ve bu dili zenginleştiriyor. Şimdi hepsini katacaksın. Bu süreçte hem süreklilik olacak hem dil fakirleşmeyecek, zenginleşecek. Ama yeni kavramlara karşılıklar bulmakta da kök Türkçe ve Türkçenin kuralları kullanılacak. Şimdi Osmanlı'nın son çağının, yani Türk Devleti'nin, Osmanlı Türk Devleti'nin son yıllarında Tanzimat'tan sonra gene bir sürü kavramlar geliyor yeni dışarıdan. O zaman İngilizlerin, Almanların, Fransızların falan yaptığı gibi yaptılar. Yani nasıl onlar kelimeleri türetirken Latince'den, Yunanca'dan alıp ondan türetiyorlardı. Bizimkiler de Arapça ile Farsça köklerden türettiler. Şimdi bizim vay bu Arapçadır, Farsçadır, at gitsin filan dedikleri sözcüklerin birçoğu aslında Türklerin yeni gelen kavramlara için Türk bilim adamlarının 1800'lerin ortasında filan da sonuna doğru kendi türettikleri Türkçe laflardır. Ve Arap dünyasına, Fars dünyasına da bizden gitmiştir. Onlar kullanıyor şimdi. Şimdi bunu Atatürk sayesinde ve Atatürk'ün fikriyatını hazırlayan düşünürlerimiz sayesinde, kimi Kırım'dan, kimi Azerbaycan'dan, kimi de işte Yüzeye Gökalp gibi Türkiye'den sayesinde sadece oradaki şu ilkeyi değiştirdik. Arapça, Farsça köklerden türeteceğimize, Türkçenin yapısı türetmeye çok uygun olduğu için, bilim için filan, Türkçe köklerden türeteceğiz, Türkçe kurallarıyla türeteceğiz dedik. Ve o suretle dil daha da zenginleşti. Sadece onu değiştirdik. Yoksa hepsi Türkçedir. Şimdi o bakımdan bu ayrım yerine birleştiriyoruz. Tasfiyeciliğe hayır, kökünü kesip atmaktan vazgeç, geçmişini de okuyabil, anla. Ama ileriye doğru da Türkçe esas olarak türet dur. Bileceksin tabii. Dilin kurallarını bilmezsen, Türkçe dostları bilmezsen, eskisini de bilmezsen, yenisini de bilmezsen, ondan sonra da kalkıp da vatan hainlerinin içeriden ve dışarıdan Türk düşmanlarının dediği iftiralara uyarak da bir de işte Türkçesi yok ki filan dedi, abuk sabuk da konuşma o zaman. Değil mi? Yani aç oku öğren bakalım. Ha, tabii bunların işi eğitimden geçiyor. 50'den sonra yavaş yavaş, önce işte yabancı dille eğitime geçiş, ondan sonra bunun artması, ondan sonra yavaş yavaş edebiyat derslerinin azaltılması neredeyse yok edilmesi, ondan sonra tarih testlerinin yok edilmeye başlaması falan filan derken bir şeyden haberi olmayan güruh hazırlandı. Bilesi sonra daha beter olur. Eğer bilim adamı hangi dalda olursa olsun, ister ruh bilimde olsun, ister fizikte olsun, ne olursa olsun, bir kere herkes daha ortaokulda, lisede bizim eskiden öğrendiğimiz gibi dilini, kurallarını, her şeyini iyi öğrenecek. Bildiği için zorluk çekmeyecek. Yani yeni bir kavram çıktığı zaman onu Türkçe karşılıklarını türetebilecek. Ha, sonra bunlar dil kurulu tarafından falan neyse birileri tarafından toparlanır, sözlük haline getirilir. Ama şimdi çoğu Türkçeden haberi yok. Türkçe sözlük çıkarıyor. İyi niyetli aferin. Ama Türkçe bilmediği veyahut da bu sağ sol saplantılarında hala olduğu için tutuyor. Bakıyorsun kelimelerin çoğu karşılığı tarzanca bozuntusu, İngilizce bozuntusu laflar. Halbuki hepsinin Türkçesi var. Hatta birçok kelimede eskisi Türkçesi de var, kök Türkçesi de var, hepsi var. Yani mesela konsensus. Ya şimdi bir de böyle aşağılık duygusunun emareleri var burada. Adam çıkıyor, biz parlamenterler falan diyor. Ulan bunun eskiler adı mebustu, tamam, sonra milletvekili oldu, ikisine de razıyız.
Ha birdenbire bunlar parlamento, parlamenter filan. Ben yazdım tabi bunları alay ederek. Dedik ki ya parlamento, parlamenter falan Latince, İtalyanca kökeni parlare'den gelir. Aslında parlamento boş laf üretilen yer manasına gelir. Kelime manası. Öbürü de işte boş laf üreten manasına gelir. Ayıp oluyor. Böyle demeyin. Şuna işte milletvekili değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Parlamento nereden çıktı? Sonra kabine demeye başladılar. Önce vekiller heyetiydi. Sonra bakanlar kurulu oldu. Ben çocukken vekiller heyetiydi falan. Hepsine razıyız. Ha, bu sefer başladı da kabine falan. Ulan sakın kabine falan demeyin. Hakaret olur. Bu, Batı dillerinde tuvalet manasına gelir. Kabine. Yani böyle kepazelikler. Bunlar neden oluyor? Efendim sanki o lafları deyince bilgili görünecek, Avrupalı görünecek, Amerikalı görünecek falan. Yani bu aşağılık duygusu kimliksizlikten, haysiyet duygusundan arınmış olmaklarından bunlar geliyor. Herkes aklını başına alsın. Dil, bir milletin özelliklerinin sadık aynasıdır. Milli benliğini, ulusal özelliklerini bilinçle kavrayabilecek bir düzeye erişmedikçe hiçbir millet siyasi veya manevi yönden kendisinden üstün olan yabancı milletlerin kültürel etkisine ve bu kültürün taşıyıcısı olan sözcüklerin kendi ana diline girmesine engel olmak gerektiğini bile kavrayamaz. Ünlü Alman tarihçisi ve bilim adamı Karl Brockelmann. Terim bulmakta güçlüğe rastlamıyoruz. Bizim Fin dilinde sözcük kökleri ve ekleri çoktur. Fakat Türk dilindekiler kadar bol değildir. Türk dilinde bilimsel terimler yapmak daha kolay olurdu. Çünkü Türk dilinde söz hazinesi çok zengin olduğu gibi, ekler aracılığıyla yeni söz yapmak bu dilin ruh ve yapısına uygundur. Finlandiyalı bilim adamı Ramstedt. Çünkü bunlar ufak gibi görünen şeyler aslında çok derin ve işi Türkiye'yi yok etmekte olan ruhun, ruhsuzluğun belirtileridir. Onun için bak, gönlü temiz olanın dili de temiz olur. Yani sen böyle İngilizce manasını bile bilmediğin yabancı kelimeleri alıp böyle ondan sonra televizyonda falan söylersen falan, marifetmiş gibi falan, veyahut da dükkanın üstüne böyle yabancı isim yazarsan falan, bununla itibar göreceğini zannediyorsan, hayır. Yani rezilliktir. Utanman lazım. Herkesin de gelip yani bunu ikaz etmesi lazım. Kibarca tabii, güzellikle falan. Bilmiyorsa. Bazıları da mahsus yapıyor. Türkçeyi yok etmek için uğraşanlar var tabii. Ondan sonra işte yabancı tabelalar, işte Türkçe kalmadı sokaklarda. Gelen yabancı şaşırıyor, bana dert yanıyor. Ya biz değişik, derin bir kültür olan bir ülkeye geldik zannediyorduk. Nereye gelmişiz ya, buraya nereye falan diyor. Taksim'de Alman bana, kelli felli Alman. Ya diyor, Türkçe yok diyor burada, nasıl ülke falan diyor. Neyse, şimdi evet bununla uğraşanlar oldu. İşte tamam, güzel. Gençler de, Sinan Oğlu net sitesi gençleri falan. Bu konuda bayağı bir seferberlik yaptılar falan. Kendi kendilerine yani. Adı Sinan Oğlu'nun sitesi de benimle alakası yok. İşte basın yayında kullanılma bilmem ne falan. Böyle laflar moda oldu. Biz, yani konu yayıldıktan sonra. Ama şimdi bunların hepsi emare, araz, belirtidir. Hastalığın emareleri, arazları ve belirtileridir. Bak üçü aşağı yukarı aynı manaya gelen üç tane Türkçe kelime. Belirtileridir. Şimdi bu neden olur? Şimdi sen anaokulundan itibaren eğitimini İngilizce yapmaya kalkarsan ve bunu da devamlı 50 sene 70 sene pompalarsan ahaliye, köylere kadar, İngilizce bilmeyen adam değildir işte, oğlum koleje gidiyor, İngilizce eğitim görüyor diye övünür hale getirirsen ve bunlar boş kafalı oradan çıkınca da bu öğrendikleri yarım tarzancanın bir işe yaramadığını da gördükleri zaman ne yapacaklar? Mesela adam gidiyor mühendis olmak, gidiyor kasetçi dükkanı açıyor. Elektronik mühendisi.
Çünkü başka ihsası yok. Niye yok? O da ayrı. Ha, o ayrı derin konu. Onlardan hepsini yazdık yani. İktisadi sorunlar. Niye meslek adamı? Gerekmiyor artık Türkiye'ye. Çünkü ne sanayini bıraktılar, ne tarımını bıraktılar, ne bir şey bıraktılar. Ne bilimini bıraktılar, ne teknolojisini bıraktılar. Dolayısıyla öyle meslekler artık Türkiye gibi köle ülkede olmaz. Burada sadece yabancı mallarını pazarlayan birkaç kişi olur. Satıcı olur, falan olur. Ondan sonra da bir sürü ırgat olur. Gerisi de zaten sepetlenir gider buradan. Yakında. Şimdi onlar derin acıklı konular. Ama hepsi birbirine alakalı. Şimdi dolayısıyla bu adam ondan sonra işte okumuş falan, tarzınca okumuş falan ama hiç hani adam olacaktan hiçbir şey olmamış. Ortadan elektrik mühendisi, elektronik mühendisi olarak çıkıyor. Taksi şoförlüğü yapıyor. Hayatından memnun. Konuşuyoruz. Adam mezun olmuş. Belli akıllı bir olan. Bir de biri vermiş. Oraya bir Noel Baba şeyi asmış. Aynasına takside. Belli o. Akıllı, okumuş bir olana benziyor. İşte yani biz üzülüyor zannediyoruz. Yani elektronik mühendisi olmuş. Hani ODTÜ'den çıkınca bilmem ne olacaktın. Olmuş. Taksi şoförlüğü yapıyor. Hayatından memnun. Ha, bazısı onu da bulamıyor diyor. Ondan sonra işte öbürü gidiyor fizik okuyor. Sonra gidiyor kasetçi dükkanı açıyor. Şimdi bu adam inanmış ki yabancı dille eğitim görürsem itibar görürüm. Meslek falan ortada bir şey yok. Bir şey öğrenmedi. Ne oluyor? O zaman itibar görmek için dükkanın adına böyle İngilizce bozuntusu bir laf koyuyor. İşte bak, yani bunun kökeninin hepsinde bu basın yayında veyahut mecliste böyle çıkıp da parlamenter diyen aşağılık duyusu içinde bunların kökeninde gene yabancı dille eğitim ve eğitimsizlik, ne milli ne eğitim olan eğitim sistemi kalıp çıkıyor. Onun için o işleri halledersen öbürleri kendiliğinden hepsi hallolur. Yani arazlara ne uğraşıp duruyorsun? Derin hastalığı tedavi et, bitti gitti. Gayet kolay. Eskisine dön yeter yani. İlavelerle. Atatürk'ün dil devriminden bahseder misiniz? Şimdi malum Atatürk'ün eğitimin milli olması gerektiği ve onun laflarıyla söylüyorum şimdi, eğitimin de milli olması için her dalda eğitimin, yani derslerin Türkçeyle olması gerektiği üzerine ısrarla durmuş, birçok söz demiş, birkaç yazı yazmış. Bunları ben toparlayıp daha 70 yılında bir konuşmada bunları sıralamıştım, bir 10 Kasım günü anlatıyor konuşması. Sonradan da kitaplardan birine, Bay Bay Türkçe'ye galiba, o yazı girdi. Orada onun sözleri var. Şu tarihte şunu demiş falan filan. Şimdi tabii bu lafların arasında en meşhuru Dil Kurumu binasının önündeki taşta yazan yazıdır. Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi tabii burada eski Dil Kurumu, yeni Dil Kurumu, işte komünist, faşist falan filan ayrımı sırasında sanki bunu geçmişimizden gelen ne kadar kelime varsa süper, at gitsin falan manasını. Ama ondan sonra yaratılan boşluğa Türkçeleri girmedi. Ne oldu? Tarzanca bozuntuları girdi. Ne oldu? Sonuç bu oldu. Yani ondan sonra birçok sözcüğün eski Türkçesi var, kök Türkçesi var, hepsi var. Hepsi, hiçbiri kullanılmıyor. Yerine tarzanca bozuntusu bile konsensus gibi falan bir laf çıkarılıyor ortaya. Ve hemen be, millet buna. Yani şimdi dil devriminin gayesi bin yıllık sözcüklerimizi atıp da yerine İngilizce falan bozuntularını koymak değildi. Herkes bunu iyi bilsin. Türkçeleştirmekti. Bilhassa bilim ve teknikte yeni olacak şeyleri falan Türkçeden türetmekti. Atatürk bunun için oturup geometri kitabı yazdı. O kadar işinin arasında. Küçük bir kitap ama birçok terimleri koydu. Üçgen, açı falan, teğet, meğet gibi. Hepsi kendisi koydu. Örnek olsun diye. Tabii biz de onun yüzünden böyle daha bir sürüsünü biz türettik. Yani şimdi o bakımdan bu dil devrimi, birçok devrimler falan da böyle saptırılmıştır. Yani kendine gelmek, kendi kültürünü geliştirmek falan filan yerine devrimler sanki Batı'nın uşağı olmak şekline dönüştürülmüştür. Atatürk'ün en karşı olduğu şey. Batılılaşma falan hiçbir zaman demedi. Bugün bir takım büyük adamlar çıkıp Türkiye'de değişik kesimlerden, efendim işte bak Atatürk de Avrupa Birliği'ni gösteriyordu, batılılaşma demedi.
Dedi ki biz ne Batılı Amerikalı oluruz ne Avrupalı oluruz, biz kimsenin taklitçisi olmayız, biz maymun değiliz dedi. Ve yanındakileri kovdu, azarladı böyle havada olanları. Bunların bir sürü yazıları falan kitapları var. Şeyde işte bizim arkadaşlardan Turgay Tüfekçioğlu'nun yazdığı bu lafları aldığı kitaplar falan da var. Evet. Dolayısıyla yani ve nitekim bak ne kadar ileriyi görmüş. Medeniyetin tekrar, güneşin tekrar doğudan doğacağını daha ne zaman demiş? Herhalde 30'larda demiş. Değil mi? O zaman böyle bir laf yoktu. Asya perişan haldeydi. Günümüzde İngilizce öğrenme merakı artarak devam etmekte. Bu durum biraz da Avrupa Birliği'ne girme niyetimizden mi kaynaklanmaktadır? Şimdi bu artık millet demeye de dilim varmıyor da işte yani ne yapalım? Güruh diyelim artık. Kafası öyle karıştırıldı ki. Çok garip şeyler böyle. İnsan gözüne çarpıyor. Kimse de pek fark eden de yok yani. Zaten basın yayın, akademik çevre falan. Onları da yani işte falan. Neyse. Onları da geç. Yok bir şey. Ha, şimdi Avrupa Birliği'ne gireceğiz de gireceğiz diye 63'ten beri deyip durmuyorlar mı? Peki Avrupa Birliği'ne gireceksen, o kadar hevesliysen Avrupa Birliği'nin yaptığını yap. Bir kere bu uyum yasaları falan hiçbir Avrupa'nın kendisi için yok. Onu da çıkıp kimse demiyor. Çünkü hepsi emir kulu. Yani gelmiş geçmiş hepsi. Kimse şu aslardan bir şey dediğimiz yok. Acıyorum. Neyse. Şimdi en basit bir şey. Efendim işte İngilizce eğitim görüyorlarmış. İngilizce ile eğitim görüyorlarmış. Yani İngilizce de öğrensin. Öğrensin tabii iyi bir şey. Başka dil de öğrensin falan. Ama bir de diyorlar ki işte Avrupa Birliği'ne gireceğiz. İngilizce eğitim olsun. İngilizce ile eğitim olsun. Yavuş. Ondan sonra dükkan atları hepsi İngilizce bilmem ne falan. Ya kardeşim. Ya Avrupa Birliği'nde bir İngiltere var. Manş Denizi'nin öbür tarafında. Bir de kıta Avrupa'sı var. Kıta Avrupa'sında kimse İngiltere'yi zaten Avrupa Birliği'nden saymıyor. Buraya ajan ülke diyor. Daha batıdaki büyük amcanın kuyruğu, ajan. Avrupa Birliği içinden bozmak için olan bir ülke. Neyse İngiliz halkının kendisi de dertli. O da ayrı konu. Onlar bile dertli de üst tabaka. Şimdi onu saymıyor. Kendileri saymıyor zaten. Kıta Avrupa'sının hiçbir yerinde bir kelime İngilizce göremez. Ne dükkan adı, ne yol işareti, ne falan filan. Hiçbir şey göremez. Bir de zırt pırt oradayım. Her ülkesinde. Hepsi de kendi dilinden eğitim yapar. Her şeyleri kendi dilindendir. Ama birbirlerinin dillerini öğretmek için programları vardır. Yani mesela bu onlar da buraya yanlış saptırılıp uygulanıyor. Erasmus programı falan. Üniversitelerde. Şimdi orada mesela bir seneliğine Fransız, Alman, bilmem ne değişik Avrupa ülkeleri mesela İspanya'ya gider. Orada büyük bir evde İspanyol master öğrencileri falan işte birkaç ondan birkaç bundan falan hepsi bir arada yaşarlar bir sene. Orada işte hem İspanyolca öğrenirler hem de İspanyolca işte mesela ne bileyim iktisatta master derslerine girerler filan. Aynı zamanda İspanya'dan bilmem nereden öğrenciler mesela Paris'e gelir. Oradaki üniversiteye böyle bir evde hepsi bir arada kalır. Yani böyle programlarla birer senelik hepsi birbirinin dilini öğrenir. Hiç kimsenin dilinden filan vazgeçtiği yok. Bilakis herkesin kültürüne, diline verdiği önem gittikçe artıyor. Tam tersi. Şimdi bu olurken madem Avrupa Birliği'ne girelim diye yırtınıyorsun burada. Daha numaradan daha doğrusu birileri de diyor. Onlar da diyor. Yoksa falan. O zaman mesela gençlere işte Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca falan gibi diller öğret. Hayır. İlla İngilizce. Avrupa'da hiçbir işe yaramıyor. Ben kaç tanesini görüyorum. Mesela Avusturya'ya gidiyorsun. Ondan sonra bakıyorsun orada işte işçi olarak gelmiş, ya öğrenci olarak gelmiş bilmem ne falan. Biraz Tarzanca öğrenmiş gelmiş.
Avrupa Birliği'nde çalışabilirim diye işte. İngilizce bozuntusu öğrenip gelmiş oraya. Hiç yüz vermiyorlar, kovuyorlar. Git şurada Almanca kursu var, 6 ayına git, ondan sonra gel diyorlar. Toplum olarak bir uyuşukluk ve umursamazlık içindeyiz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Avrupa Birliği'ne gireceksen Avrupalıların yaptığını yap. Hayır, hem Avrupa Birliği'ne gideceğim diye birileri kakışlıyor. Aslında geleceği falan da yok, alacağı da yok, vereceği de yok, neyse. Niye almıyor? Ya böyle haysiyetsiz, böyle onun başkasının kölesi olmuş bir ülkeyi niye alsın? Bir ikinci ajan ülke istemiyor orada, Avrupa. Asıl onun için almıyor. Müslüman falan hikaye o. Türkiye'nin dostları Müslüman olmadığını bilmiyorum artık. Neresi Müslüman kaldı? Sahicileri temizlediler, işte sahtelerini çıkardılar ortaya. Bu Avrupalılar biliyor onu. Ondan değil. İkinci bir ajan ülke istemiyor. Yani büyük patronun Avrupa'yı içinden bozmak için İngiltere'nin dışında bir de böyle 70 milyonluk Türkiye'yi sokup da içinden bozmasını istemiyor. Yani Türkiye kendi kültürüne, her şeyine sahip olan, biraz bağımsız ruhta falan, böyle haysiyetli falan bir ülke olsa yalvaracak gelip ya. Çünkü Avrupa'yı Türkiye kurtarır. Avrupa dökülüyor. Ne iktisadı kalmış, ne gençliği kalmış, ne hiçbir şey dökülüyor. Gittikçe fakirleşiyor, ordusu yok, bir şey yok. Gitti Avrupa. Olsa olsa Türkiye kurtarır orayı. Gelip yalvaracaklar ha. Böyle bir ülke kim ne yapsın ya? O bakımdan yani böyle büyük çelişkiler var. Onun için hepsi bunların masal. Maksat yani aslında küresel kraliçelerin planı işte Türkiye'yi adını da yok etmek. Yakında her şey yok oldu zaten. Ülkede yabancı dille eğitim anaokuluna kadar indikten bir nesil sonra o ülkenin dili yok oluyor toptan. Önce tabii çocuklar analarıyla babalarıyla konuşamıyorlar. Böylelerini de çok gördük yani Kazakistan'da filan. Rusça eğitim görmüş. Onun sapına kadar Kazak çocuğu. Kazak Türk'ü. Herif Rusça konuşuyor. Babasıyla anasıyla konuşamıyor. Bak şimdi. Oradan başlıyor. Ondan sonra gitti. O bakımdan yani bu millet aklını başına almazsa onun içinde tek önemli mesele şudur. Hepsinden daha önemli. Türkçe'ye sahip çıkıp yabancı dille eğitimi tekrar ve kanunlarımıza da aykırıdır. Anayasaya da aykırıdır. Aman çok söylemeyelim, onu da değiştiriverirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 3. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Anayasaya aykırıdır, Milli Eğitim Kanunu'na aykırıdır, Atatürk'ün koyduğu kanunlara aykırıdır. Yani bir şey yapmayın, sadece gerisine döneceksin. Yabancı dil eğitimi yapan okullara onun yerine yabancı dil eğitimini takviye kuvvetlendireceksin. Yabancı dil istediği yabancı dili okullarda öğrensinler. Ama yabancı dil derslerinde. Ama bütün eğitim dili Türkçe olacaktır. Bunu yapmazsa bu ülke bir nesil sonra Türkiye diye bir şey yoktur. Zaten toprakları da verilmiştir. Bak daha 30 sene evvel yazdık ki Türkçe giderse Türkiye gider. Neden? Yabancı dille eğitimle böyle ruhsuz, köksüz, şerefsiz ve haysiyetsiz bir hale getirilmiş toplumlar da kendi vatan topraklarını kendi elleriyle yabancılara teslim edeceklerin sayısı gittikçe artar dedik. Ve oldu. Şimdi tapular Türkiye'den birçok yerde tapular verilmiştir. Az buçuk değil, çok büyük çapta verilmiştir. Tapular verildikten sonra da tapu bizim defolun gidine gelir sıra. Sepet havası geliyor. Buralarda önce Türk, sonra da bir tek Kürt bırakmayacaklar. Çok yakındır. Herkes aklını başına alsın, bu işe sarılsın. Veliler
Önce veliler aklını başına alsın. Velilerde sorun var. Çocuklar uyandı. Yahu bak doğruymuş, biz bir şey öğrenemiyorduk da söylemeye çekiniyorduk falan diye kaç tane mektup geliyor, binlerce. Çocuklar uyandı, velilerde sorun var. Gidip efendim işte konu komşusuna falan, ya kuaförü de orada evinin kuaföründe. Saçını yaptırırken ucuz ya. Ondan sonra benim çocuğum kolejde okuyor falan diye hava atmak için. Bunlar hem çocukların istikbalini karartıyorlar hem milleti yok ediyorlar. Veliler aklını başına alsın, bunlar toplansın gitsinler. Para verdikleri okullara siz doktora eğitim yapacaksınız burada, yoksa para mara vermiyoruz diye kibarca söyleyecekler gidip. Çocukların ellerinden tutup idareye. İdare tabi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan korkacak. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı'na daha büyük kalabalık gidecek filan, kibarca falan. Sivil hareketler. Patırdı yok. Ondan sonra bu iş hallolsun, Türkiye'nin her işi hallolur. Bak söylüyorum, gene söylüyorum. Yoksa gitmiştir. Bir nesil sonra Türkiye'yi unut. Ya buralara falan Türkleri sokmazlar, sonra da Kürtleri sokmayacaklar. Sanki toplu halde intihar var. Biz de diyoruz ki hani gazetede konuşma yaparken Anadolu'da falan. Ya toplu halde mezbahaya gidiyorsunuz. Giderken bari ara sıra meleğin. Mee deyin. Çünkü onun İngilizcesi de Türkçesi de aynıdır. İngilizce biliyor zannederler, itibarınız artar diyorum. Bu toplu intihardır. Bu millet aklını başına almazsa bir nesil sonra ne Türk lafı kalır ne Türkiye. Zaten dışarıda kalmadı. Bitirmeden önce dışarıda adını yok ederler. Yok etmişlerdir. Arap'ın lafı geçiyor dedim ya, İran'ın lafı geçiyor, onun geçiyor, bunun geçiyor. Arnavut'un lafı geçiyor Kosova'da. Bir tek Türk lafı hiçbir yerde geçmiyor. Ne Irak'la ilgili Türkmen lafı geçiyor. Halbuki Kürt'ten fazla Türkmen var orada gayri resmi olarak. Ne onun lafı geçiyor ne de Türkiye'de Türk lafı artık geçiyor. Bak, çünkü bitirmeden önce adını ve sanını dünya kamuoyunda yok ederler. Onun için burası arındırıldığı zaman Türklerden sonra Kürtlerden kimse bir şey demeyecek. Çünkü burada Türk yok ki. Anayasada tarifi yapılan Türklük kavramı günümüzde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına indirgenmek isteniyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şimdi bu aşağılık duygusunun son perdesinde zaten yani Türk yani eskiden kendini Türk hissetse bile filan. Çünkü bu ırk meselesi değildir. Türk olmak, Kürt olmak, bilmem ne olmak bir gönül, ruh falan zihin meselesidir. Yani yoksa soyu sopu herkesin karışmış bütün dünyada. Hele biz on binlerce senede iyi ki karışmış. Böylece genler düzelir. Güzeldir. Ama kültür genleri önemli. Yani işte onun için Türk olmak bir gönül ve zihin meselesidir. Yani öyle hissediyorsan öylesin. Ha. Şimdi ama aşağılık duygusunda bakıyor şimdi, hele bu işte 70'lerde falan başladı biliyoruz. Öğrenciler falan. Diyor ki ben Kürt'üm diyor. Ama Kürtçe bilmiyor. Anası babası da bilmiyormuş. Dedesi falan da bilmiyormuş. E nereden? E doğuluyum. Ulan doğulu olan herkes Kürt mü? Kürtsen Kürt ama orada bir sürü de Türk var. Orası 1000 senelik Türk yurdu. Buradan daha eski. Daha Selçuklar ve öncesinden beri. Irak ve Suriye olduğu gibi. Bunu da söyleyelim. Neyse. Şimdi o Suriye'de ahalinin çoğu aslında kökeni Türktür. Ama İngilizler, Fransızlar falan bunlara Türkçe'yi Mürtçe'yi unutturdu. Şimdi Arapça biliyor falan ama bazısı diyor benim işte anam Türk, babam Türk falan deyip duruyor. Yani bu bakımdan şimdi mesela bir ara 70'lerde bu Boğaziçi falan Amerikan Üniversitesi'nde Robert Kolej'in devamı çaktırmadan biri diyor ki ben Kürt'üm. İyi oğlum tamam. Ama tip de yani şey böyle tam Orta Asya tipi falan yani. Senden benden çok Türk'e benziyor yani. Ama ırk meselesi değildir diyorum. Öyle bir tip. Şimdi Kürtçe falan bilen yokmuş soyunda sopunda falan. Doğuluyum. Çünkü Amerika bunları yutturdu ki doğulu olan herkes Kürttür. Bizim millet de buna hizmet etti. Doğuluysa Kürt dedi. Karadenizliyse Laz dedi. Ulan Laz'da topu 12 bin tane Lazca bilen sayıcı Laz var. Gerisi Türktür. Millet de böyle her Karadenizli'ye Laz dedi, her Doğulu'ya Kürt dedi. Yani hakaret diye bir şey değil ama yani gerçekle alakası yok. Şimdi yani başka bir şey olmak moda edildi, dışarıdan edildi. Ondan sonra bize yani neredeyse şey diyeceksin. Ya kusura bakmayın ama galiba ben Türk'üm. Estağfurullah filan. Bu hale soktular.
sömürgelerde yapılan oyunlardır bunlar. Nijerya'da da aynısını yapmıştır İngilizler. Mesela yani adam Türkmüş. Ne dostları Türkçe biliyor, ne tarihini biliyor, ne bir şey biliyor. Bir de ahlaksız dolandırıyor gelip vatan millet lafı edip bizi filan. Bu mu iyi? Yoksa adam ne bileyim Gürcü asıllıymış, Çerkez asıllıymış, Kürt asıllıymış neymiş? Ama iyi bir insan. Namuslu, dürüst, çalışkan. İşte ülkesine de hizmet ediyor filan. Bence o daha makbuldür. Tarihimiz boyunca Türkler diğer kültür ve inançlara hoşgörülü davranmıştır. Peki günümüzde Batı bu benzer hoşgörüyü gösterebiliyor mu? Şimdi bir kere Batı'da hoşgörü, müsamaha, ikisi de Türkçe, tarih boyu olmuştur. Yani İslam'da zamanında da olmuştur. İslam öncesi Türk devletlerinde de olmuştur. Onun için Türk devletleri hep uzun sürmüştür. Tarihte en uzun sürmüş hanedan ve devlet Osmanlı Devleti'dir. Niye? Çünkü bizim ta kökenimizden, ki de bu Burhanilik'ten geliyor, tasavvufun kökeninde olan Asya'daki Uygur Burhaniliğinden gelir. Daima insanların hepsine hoşgörü vardır. Batı'da ne vardır? Katliam merakı vardır. Irkçılık vardır. Her gittiği yerde batılı ülkeler katliam yapmışlardır toptan. Kültürel katliam, sonra fiziki katliam. Yok etmişlerdir milletleri. Her batılı ülke. Batı'da hoşgörünün H'si yoktur. O'su da yok. Onun için, yani şimdi burada çıkıp da efendim işte diyalog hoşgörü filan işte falan sanki biz böyle hiç hoşgörüsüz falan böyle bir yobaz falan böyle hani ırkçı mırkçı falan yahut din yobazı falan başkasınınkini kabul etmeyen falan bir şeyiz de işte bak biz hoşgörüyüz falan diye batıya yaranma ayakları. Hayır efendim, tamam. Onlara bizim zaman zaman öğrettik tarih boyu binlerce yıldır. Hoşgörü hoşgörü insanlık bir şeyler öğrettik. Her defasında unuttular, bir daha öğrettik falan. Şimdi gene unuttular. Bir daha öğreteceğiz inşallah. Ama onun için hoşgörü hoşgörü diyorsa onlara bizim hoşgörümüzü onlara da telkin etmek lazım. Bak siz de böyle yapın falan. Sen niye aşağılık duygusu içinde gidip de bak biz de aman işte hoşgörü yapalım olsun falan. Ya oğlum bizde var zaten sende yok. Değil mi? Hepsi aşağılık duygusuna falan dayanıyor. Bir de dışarıdan dışarıdan oyunlara dayanıyor. Şimdi Batı işte 500 yıllık İspanyolların Güney Amerika'da büyük medeniyetleri yok etmesiyle başlayıp ondan sonra işte İngilizlerin Kuzey Amerika'da yaptıkları, işte Fransızların Kuzey Afrika'da, Afrika'da yaptıkları falan bütün Batı tarihi katliamlarla doldur. Çünkü baş kitapları iki tane, ikisi de zaten baştan aşağı katliam reçetesidir. Neyse şimdi yabancılardan da bunları yazanlar, söyleyenler başladı. Memnun olduk. Biz kaç senedir diyorduk da. Şimdi Batı birçok misallere bakmıştım. Mesela Hawaii. Pasifik'in ortasında adalar. Oranın gayet böyle düzgün ailesi vardı falan. Şimdi ne oluyor? Önce oraya şey gidiyor. Ya işte dünyaya açılın, İngilizce öğrenin falan diye. Çünkü Amerika oraya el atmakta olduğu için o zaman. Önce İngilizce öğretmenleri geliyor. Size yabancı dil öğretelim diye. Fakat gelenlerin çoğu aslında misyoner. Sonra bunların misyoner olarak kılıkları değişiyor. Bir de ayrıca tam misyonerler geliyor. Arkadan tüccarlar falan geliyor. Derken gelip işte oranın milleti böyle hazır hale soktuktan sonra yani kendi kültürlerini zayıflatıp kendi inanışlarını, dillerini falan zayıflattıkça bu sefer yabancılar gelip oranın topraklarını alıp orada şeker kamışı tarlaları falan malik şeyleri büyük çiftlikleri yapıyorlar falan. Ahaliyi de orada köle olarak çalıştırıyorlar kırbaçla falan. Topraklar gidiyor. Arkadan bunları korumak için ordu geliyor. Ondan sonra üstler falan derken sonunda gidiyor. Şimdi orada bile en son oranın bir tane kralı var. İşte prensesi var falan. Kanava falan filan diye adı var. Hawaii dilinde. Kanava. Şimdi orada bile
Bu Hawaii, Waikiki Beach falan var ya, Honolulu falan. Ben gözümle gördüm kaç kere. Orada bile hala yabancılar mesela orada bir daire alacak. Büyük binalar yapmışlar falan, sahile yakın falan. Öyle bir şey alacak veya ev alacak falan. Satmıyorlar ha. Çünkü vaktiyle son kralla, son prensesle anlaşma yapmışlar. Hala o geçerli. Çoğu zaman o eski yapılan anlaşmaların hiçbirini tutmamıştır Amerika'da. Yabancılar sözüne güvenilmez. Hepsi öyle. Ama orada işte hala öyle bir şey var. Mesela 49 seneliğine kiralıyorlar ha, yerini. Satmıyorlar ha. Şimdi bazı ülkelerde o kadarını da vermezler. Günümüzde artış gösteren yabancılara toprak satışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz şimdi Türkçe gittikten sonra Türkiye gitmeye başladı. İşte bir önceki hükümet, üçlü hükümet zamanında bir takım kanunlara sessiz sedasız herkes imzayı bastı. Çoğu da metni görmemiş zaten diyorlar. Ondan sonra yabancılar da toprak alabilir. Yabancı devletler de toprak alabilir. Hatta yatırım yapacağız derlerse bedava verilir 2 hafta içinde falan gibi şeyler çıktı. O zaman biz bunları yazdık aydınlıkta falan. Bak dedik, bu kanunlar çıktıktan sonra Türkiye gider. Yağma başlar şimdi. Herkes gelir üşür almaya, kapışmaya. Tabii sadece hani hoşuna gittiği için falan değil. İşte Ermeni ise Ermenistan hayaliyle alır. Yunanlı, büyük Yunanistan megalovidea için alır. İngilizler başka dümen için alır. Başkası işte başka şey için alır falan. Yani gider dedik. Şimdi hepsi gitti. Tapular gitti. Kiraya miraya verilme. Tapular veriliyor. Her tarafta. Büyük tarım arazileri falan. Hiçbir ülkede böyle bir şey yapamazsın. Hiçbir ülkede. Efendimiz gidip orada ev alıyoruz ya işte. Ne alıyorsun lan? Bir kere orada vatandaş olacaksın. En azından uzun vadeli oturma göçmen olacaksın. Ondan sonra bir ufak daire maire ev filan bir tane alırsın. Ama git de bütün köyü al, bütün kasabayı al, bütün şehri al, bütün tarım arazini al, mümkün değil. Ha, ondan önce tabii sanayiyi falan verdiler özelleştirme numarasıyla. O da dışarıdan çıktı o laf zaten. Şimdi halbuki bundan önce mesela birçok ülkede, geçenlerde mesela Fransız hükümeti özelleştirmeyi falan yasakladı. Bilhassa yabancılara bir sanayi, banka, şu bu satılma işini durdurdu ve yasakladı. Tabii hemen arkasından talep hareketleri çıktı ama sökmedi. Neyse bu sefer. De Gaulle'da öyle devirmişlerdi. Şimdi bundan 5-10 sene evvel bir yabancı şirket, Japon muydu, İngiliz miydi, neydi? Büyük bir Amerikan hava yollarının %2 hissesini almaya kalktı. Bütün Amerika, iki Amerikan meclisi falan ayaklandı falan. Stratejik şey olur mu falan filan vermediler. Ondan sonra geçen sene Çin bir petrol şirketini almaya kalktı. Kıyamet koptu. Hem de yüksek para. Çünkü Çin şimdi Amerika Çin'in verdiği borçla geçiniyor şu anda. En zengin ülke oldu. Amerika en büyük borcu olan ülke. 5 parası şimdi. Bütün masraf zaten orduya ve polise gidiyor. Para Çin'de. Çin geldi, yüksek para verip bir petrol şirketini almaya kalktı. Kıyamet koptu. Vermediler ha. Yüksek paraya bile. Yani durum böyleyken Türkiye'de ne sanayi bırakıldı, ne bir şekilde, ne tarım falan derken topraklar gitti. Tabii ondan sonra ne meslek kalır, ne bir şey. Yani sanayi manayi olmazsa bir ülkede, ondan sonra araştırma olmazsa, bilim olmazsa, sanayi olmazsa, o zaman sadece yabancılar gelip kendileri bir şeyler yaparlarsa kendi topraklarında, Türk gençleri için mühendislikmiş, araştırmaymış, bilinmiş böyle meslekler olabilir mi? Olamaz tabii. Olsa işte önce birkaç tanesi yabancı mallarını pazarlama. Onun için pazarlama, işletme falan bunlar moda olduydu. O da işte birkaç. Şimdi işletmecileri falan da kendileri getiriyor şirketler, yabancıları getiriyor. Yani bizimkilere işte birkaç tanesine böyle ayak işleri, ırgatlık mırgatlık kalır. Sömürgelerin hepsinde öyle olmuştur. Şimdi neyse yani bu. Onun için yani ister Tarzanca öğren, işte ne yaparsan yap, hatta istersen Hristiyan ol, gene seni muralardan silecekler. Plan o. Şimdi misyonerler gelir, bu laf meşhur oldu, yazdılar filan.
Hani Afrikalı Kenyalı galiba şey demiş ki, bunlar geldiler bize İncil verdiler, topraklarımızı alıp gittiler. Şimdi misyoner faaliyetleri filan. Mesela Yunanist, şimdi misyoner faaliyetleri dediysek, bir kere her yerde misyoner faaliyetleri sömürgeciliğin öncüleridir. Önce bunları gönderirler ve bunlar destek, devletin gizli istihbarat teşkilatlarıyla falan sömürgecinin gönderilir. Bunlar önce orayı açmak içindir. Bizim eski akıncılar gibi. Ondan sonra ya dervişlerimiz gibi. Ama bizimkiler insanlığı öğretmek için giderlerdi. Bunlar da yamyamlığı öğretmek için gelirler. Neyse ayrı. Ondan sonra şimdi işte ilk yabancı misyoner okulu Türkiye'de 1863'te Robert College kuruldu. Bir böyle acayip bir Hristiyan mezhebi. Arkasında gene devlet vardır da. Ama önce bu Türkiye'deki Hristiyan azınlıklar için kuruldu. Yani öyle izin aldılar. Nitekim ilk öğrencileri hep şeydi. Bulgarlar, Yunanlılar, Rumlar falan filan. Ermeniler filandı. Oraya ilk giren Türk, yani sözüm ona Müslüman, Türk, çok sonradan 1900'lerde Halide Edip Adıvar'dır. Evet. Ondan sonra bu sefer Türkler özenmeye başladı filan. Hava gevşedikçe filan. Zaten Osmanlı'nın hakiki Osmanlı Devleti'nin devri 1905'te biter. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle bitmiştir. Ondan sonra gelen 1908'den sonra gelen İttihat Terakki biliyorsunuz birkaç sene içinde bütün imparatorluğu dağıtmıştır. Koskoca imparatorluğu. Sultan Abdülhamid bir karış toprak vermemişken dünyanın en belalı zamanında. Bütün sömürgecilerin dünyaya hücum ettikleri zamanda Sultan Abdülhamid Han bir denge siyasetiyle bir karış toprak vermemiştir. Allah rahmet eylesin. Atatürk'le Sultan Abdülhamit Han'ın siyasetleri, dış siyasetleri, sanayi siyasetleri hepsi tıpatıp birbirine benzer. Aynı ekoldür. Fakat diyoruz ki şu milletin kaderine bak ki bu sen gelen iki büyük adam milletin yarısını birine, öbür yarısını öbürüne düşman ettiler. Hale bak. Kasıtlı olarak. Neyse şimdi bütün bunları aşmamız lazım. Ondan sonra yani şimdi önce işte böyle arkadan işte bilhassa İttihat Terakki geldikten sonra ki orada da işte gizli cemiyetlerin rolü büyüktür. Başımıza bela olmuş olan Selanik'ten başlayan. Ondan sonra misyoner okulları çorap söküğü gibi yayıldı Türkiye'nin her tarafına. Biliyorsunuz iki Kurtuluş Savaşı'nda filan da bunlar silah depoluğu yaptılar. Ermenilere silah verdiler. İşte 5. kolvaz faaliyetleri yaptılar filan. Bir sürü melanet. Ondan sonra ve nitekim Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk bunların hemen hepsini kapattı. Fakat Lozan'da birkaç tanesini kapatamadı. Yani bu Batı için o kadar önemli bir şeydir ki. Çünkü kendisi tabii çok idrakinde ki. En önemli istila, en önemli sömürgecilik beyinlerin, gönüllerin götürülmesidir dedik ya. Bu da işte bu yabancı misyoner okulları, yabancı dille eğitimli olur. Dolayısıyla orada direttiler. Birkaç tanesi kaldı. Tek tük böyle 3-4 tane kaldı. Yani başaramadılar Lozan'da onları da süpürmeyi. Fakat ondan sonra öbürleri hepsi kapatıldı ve kanun çıkarıldı. Mevcut mesela Robert Kolej'in binasının çatısının tamiri bile değil büyütülmesi imkansızdı. Çatısının tamiri bile Bakanlar Kurulu özel kararına bağlıydı. Bu kadar sıkıydı, büyüyemiyorlardı, edemiyorlardı falan. Böyle kıskıvrak duruyordu. Ne yaptılar? 70 ihtilalinde falan. Efendim işte bunu size verelim, işte yüksek kısmını kuralım, siz kurun falan işte Boğaziçi. Neyse ondan sonra 53'te de işte Atatürk'ün yabancı okullara millet özenmesin de özel okul istiyorsan, o zaman özel okul falan da yok. Özel okul işte güzel eğitim falan yabancı dil öğrenecek ama birkaç tane hangisini istersen Almanca, Fransızca, İngilizce ama takviyeli olarak mesela başka okulda haftada 3-4 saati bu Ankara'daki Yenişehir Lisesi'nde Atatürk'ün kurduğu özel derneğin Maarif Cemiyeti'nin kurduğu kendisinin örnek olsun diye kurduğu okulda haftada 10 saat yabancı dil dersi vardı. Öbürlerine saat 2'de çıkıyorsa şeyden, derslerden, Ankara'nın öbür tarafında Atatürk Lisesi'nden, biz mesela 4'te çıkıyorduk. 2 saat daha fazla yabancı dil dersi görüyorduk. Ama her şey Türkçeydi. Atatürk ısrarla bunun üzerinde durmuştur. Ve
İşte yabancı dil de böyle öğrenilir. Ama eğitim de böyle olur diye örnek olsun diye bunu kurmuştur. Biz çok şükür orada yetiştik. Parasız yatılı işte paramız pulumuz yoktu. Ondan sonra orada yetiştik. Ve harika bir eğitim aldık. O aldığım eğitimle, Türkçe olarak aldığım eğitimle Amerika'nın en iyi üniversitelerinde 3 sene atladım. Yani ve herkes de atlayabilirdi. Yani kendi marifetim diye söylemiyorum. Eğitim öyleydi. E ondan sonra 53'te bir İngiliz, Amerikan çengeli filan. Nasıl Atatürk'ün örnek olarak kurduğu tam tersi gayeyle kurduğu şeye çengel atıp onu değiştirdiler, kolej yaptılar. O zamana kadar Türkiye'de kolej demek misyoner okulu demekti ve tepki vardı bu lafa. Fakat bununla başlayıp ki onun kurulmasına sebep olan Mr. Browning de sonra 20 sene sonra İngiltere Kraliçesi'nde en büyük madalyayı aldı. Ankara'da merasim de yapıldı. Ve oradakiler de hiçbiri de buna adam gelmiş orada İngilizceyle uğraşıyor falan. Bir lisede falan Ankara'da falan. Kraliçe nasıl böyle bir adama madalya veriyor diyeydi. Çünkü Lawrence of Arabia vardır ya filmi falan yapıldı. Arabistan'ı Osmanlı'ya karşı isyan ettiren falan. Bu da Browning of Türkiye'dir. Ben dedim. Ondan sonra şimdi oradan çorap sökü gibi başladı. 5-10 sene içinde bu sefer devlet tabii o zaman artık gizli cemiyetler vasıtasıyla böyle bir takım bozuk takımlar hükümetlere falan konmuştu. Dışarıdan tesirle falan. Bunlar Anatolia liseleri falan deyip Türk lisesi dememek için çünkü Türk lisesi demek için eğitim dilinin Türkçe olması lazım. Alman lisesi demek eğitim dili Almanca olan demektir. Dolayısıyla Türk lafı olmasın diye buna Anatolia lisesi dediler. Anadolu lisesi falan. Eğitim dili İngilizceydi. Ondan sonra tabii burada gayeden biri de şudur. Sen şimdi her ülkede şemsiye resmi dil vardır. Eğitim dili oradan olur. Yani Fransa'da da kaç çeşit dil konuşan insanlar var. Bretanya bilmem ne falan. Normandi falan şu bu. Güneyinde başka filan. Ama her ülkede çoğunluğun ana dili, resmi dil olan dil şemsiye eğitim dilidir. Ve ülkenin bütünlüğünü sağlayan budur. Şimdi sen yabancı dille eğitim yaptın mı bu sefer bir takım azınlıklar, bir taraftan azınlık değil de işte kendini yabancı saymaya başlayan, azınlık saymaya başlayan birileri bu sefer senin kültürünü, senin o toplumun, o ülkenin dilini, kültürünü filan öğreneceğine sömürgecinin dilini, şeyini öğrenip bir de kendisine böyle vaatler bulunur, size ayrı devlet vereceğiz, ülke vereceğiz filan diye. Yani bir ülkenin parçalanması hazırlığı da oradan yapılmıştır. Bugün PKK olayı bilmem nesi falan varsa bunun kökeninde gene yabancı dille eğitimi aramalısınız. Türkiye'nin savunması oradan başlar. Yoksa topla, tüfekle, efendim helikopterle ondan sonra binlerce Türk askerinin ve oradaki vatandaşlarımızın şehit edilmesiyle, telef olmasıyla savunma olmaz. Önce bunlara yıllardır devam bakmak, buralardan savunmayı yapmak lazımdı. Türkiye'nin savunması, Türkçenin savunmasıyla başlar. Eğitimine Türk devletinin, milletinin sahip çıkmasıyla başlar. Bunu yapmayan millet tarihten silinir, istediği kadar ordusu olsun. Onun için, yani bu işte katkısı, şöyle böyle katkısı olanların herkesi burada göreve davet ediyoruz. Türk milletinin bekası için, adının sanının bile tarihte yaşayabilmesi için yabancı dille eğitim muhakkak 50'ye kadar olan kanunlara hatta bugün de geçerli olan kanunlara uyularak yabancı dille eğitim başka ülkelerde olduğu gibi yapılamaz. Bitti. Yabancı dille eğitim yapan, bundan para kazanan leş kargaları ya onları da kapatmayın. Hayır. Deyin ki hatta yabancıların kalan misyoner okullarına bile deyin ki tamam siz yabancı dil mi öğretiyorsunuz? Kendi ülkenizde yaptığınız gibi yabancı dili, yabancı dil derslerini öğretin. O konuda bize yardımcı olun. Ama eğitim dili Türkçe olacaktır de. Zaten kötü niyetler olanlar bir yaygara koparıp, palas pandırıp çekip gidecektir. İyi niyetli, biraz iyi niyetliyse falan. Oturup, ya ileride gene düzeltiriz tırnak içinde diyerek o yola girecektir. Ama şimdi asıl tehlike artık yabancı misyoner okullarında değil, yerli misyoner okullarındadır. Yani İngiliz misyonerlerinin taşeronluğunu devlet, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve cemaatler yapmaktadır. Herkes aklını başına alsın. Çünkü bu ülke bir nesil sonra biter. O zaman yabancılara ne kadar hizmet etmiş olursan ol, önce onları temizlerler. Bakın başka ülkelere oralardan ibret alın. Vietnam'da, Amerika'ya, Güney Vietnam'da kundaklık edenler, paşalar filan oranın. Onların şimdi kurtulabileni, helikopterle kaçabileni, Amerikan helikopterine tekerleklerine asılıp kaçabilenler Amerika'da çöpçülük yapıyor şimdi. Televizyonda da gösterip alay ediyorlar bunlarla.
Herkes aklını başına alsın. Son fırsattır. Bilim dili nedir? Türkçe ile bilim yapılamaz mı? Efendim şimdi bunları yaparken önce bir takım bahaneler uyduruyorlardı. Millet böyle bir şerefsiz işe alışkın olmadığı için, tepki olduğu için bahaneler oluyorlardı. Efendim işte bilim dili işte İngilizcedir falan. Tabii daha önce olsa Almanca diyeceklerdi, daha önce olsa Fransızca diyeceklerdi. Yani o ara harpten sonra falan bir ara İngilizce falan dediler. Ki öyle bir şey yok. Şimdi canım ne olacak işte matematik, fizik sanki önemli değil de bunlar, onları öğrenmek. Canım onlar İngilizce oluversin ne olacak falan dediler ama sonradan hepsi İngilizce oldu. Türk tarihi okutuluyorsa eğer, işte demin dediğimiz yerli misyoner üniversitesinde falan ve benzerleri sonraki özellerde böyle şeyler, düşman İngiliz, Osmanlı Devleti'ni de yıkmış, Hint-Babür Türk Devleti'ni de yıkmış, onu İran'da yıkmak istemiş, becerememiş falan. Düşmanımız, ondan sonra Cumhuriyeti de yıkmakla meşgul. Biliyorsunuz 2. Kurtuluş Savaşı sırasında falan İngiliz Başbakanı demiş ki ya bunlar şimdi ne yaparsa yapsın biz sonra bunları Kızılderililer gibi yapacağız. Yani iki boncuk verir, topraklarını elinden alırız, sonra bunları imha ederiz, biter gider, sileriz oraları, temizleriz demiş. Şimdi bu kafadaki bir milletin senin aleyhine yazdığı, senin tarihinle ilgili kitapları ders kitabı diye Türk tarihi diye okutuyorlar bu okullarda. Eğer tarihi okutuyorlarsa. Bir de o var. Hani ondan sonra o bahaneler tabii zamanla gerek kalmadı. Yok işte bilim dili İngilizcedir falan. Hayır efendim öyle bir şey yok. Bak bilim dili ne İngilizcedir ne odur ne budur. Bilim dili matematiktir. Bunu bilimden biraz anlayan, sahiden bilimci ise böyle çömezlikten profesör, Yahut Gizli Cemiyet'ten profesör, dekan, rektör bilmem ne yapılıp ondan sonra sahiden bilimle alakası olmayanlar dışında sadece bilim adamları, herkes bunu bilir dünyanın her tarafında. Bilim dili matematiktir. Hangi dil olursa, hangi dal olursa olsun. Toplumsal bilimler için bile. Toplumsal bilimler de zamanla matematikleşiyor. Ve ne kadar matematik girerse o kadar bilim haline gelir. Matematiği olmayan bilim dalı zaten laf salatasından ibarettir. Bunları herkes bilir. Aklı başında bilimci filan ise. Şimdi bilim dili matematiktir. Peki bir de böyle konuşurken falan arada işte yani konuşulan bir dilde biraz gerekir falan. Mesela diyorum ki şimdi farz et ki bilim adamları dünyanın belli başlı bilim adamları oturmuşlar. Hem dilden anlıyor hem işte bilimden anlıyor, matematikten anlıyor falan. Ondan sonra toplantı yapmışlar. Masal bu ya. Bir takım böyle Hristiyan yobazlığından, haçlı kafasından, ırkçılıktan filan da kendilerine arındırabilmişler. Bilim adamlarında da yoktur zannetme. Var tabii batının her tarafı öyle. Şimdi ama oturmuşlar diyorlar ki ya işte bir de konuşulan bir dil lazım. Hani ilave şöyle arada bir iki laf karıştırmak için filan. Hangi dil olsun falan. İşte efendim Almanca, Fransızca, İngilizce, Slovence, Rusça bilmem ne hepsini karıştırıyor falan. Yok olmaz olmaz olmaz. En son bir Türkçe kalıyor. Türk dilleri kalıyor. Sonra bir inceliyorlar falan. Bunlar arındırılmışlar ya bu ön yargılardan. Nasıl olmuşsa. Olmaz da işte masal. Diyorlar ki şimdi yani hangi dil en uygundur, hangisi bilim için falan en iyidir? Bilimsel bir laf değil. Kıstas koymak lazım. Yani neye göre iyi değildir? Onu tarif edelim. Ha. Bilim dili matematiktir değil mi? Evet. O halde hangi konuşulan dil, yazılan dil matematiğe ne kadar benziyorsa, ne kadar matematiksel ise bilim dili için en uygun olan böyle bir dil de o dildir. Diyorlar. Bu sefer aramaya başlıyorlar. Hangi dil matematiksel bir dildir? En matematiksel çıkanı tabii Türkçe oluyor. Türk dilleri oluyor. Tabii bunu ben icat etmedim. 19. yılda büyük filozof ve dil bilimci falan filan hala bugün etkisi bütün dünyada sürüyor. Wittgenstein bir yana da bu dilleri incelerken filan Türkçe üzerine sayfalar dolusu yazı yazmış. Ne biçim? Yani sanki bilim matematikçiler oturmuşlar, matematik kurallarına göre bir dil icat etmişler. Halbuki en eski dil, kaç 10.000 yıllık demiş. Bunları uzun yazmış. Rahmetli Ecevit de bunu biliyordu. O okumuş bunu. Benden başka bilen bir ona rastladım. Evet, kendi ağzından duydum yani. Biliyordu bayağı. Hatta bir toplantıda okudu iki sayfasını. Ben vardım o toplantıda belki onun için. Neyse. Yani işte kültürlü adamdı, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra şimdi dolayısıyla bu açıdan da bakarsan hem geometrik yapısı onu Almanlar bulmuştu.
Cebirsel yapısında en naçizane ben buldum. Cebrini çıkardım. Hakikaten matematik yapısı vardır Türkçe. Ve dolayısıyla işte onun için terim türetmek filan kurallara göre çok uygundur. Ve dolayısıyla aslında harika bir bilim dilimiz var. Matematiğe ilaveten yani. Önce matematik. Şimdi onun için dedik ki yıllarca bir taraftan da bu konuyu anlatırken gençlere de hangi dal okuyacaksanız okuyun. Mümkün olduğu kadar kendiniz matematik öğrenin. Ciddi matematik. Öyle ezber A artı B falan değil. İşin kavramlarını öğrenin falan. Dedik. Hani bunu işte artık pek dinleyen olmaz dedik ama. Sonra bir baktık birkaç sene evvel. Ya bütün gençler matematik bölümlerine hücum ediyor. Eskiden kimse gitmezdi biliyorsun. Yani bir şeye puan tutturamayan matematiğe giderdi, fiziğe giderdi. Şimdi matematik bölümlerine hücum başlamış. Bir sürü gençler yetişiyor. Kafası çalışıyor. Yani matematik kafa çalıştırmanın ilmidir ya. O terbiyeyi alırsan zaten her şeye kafan erer. Böyle ondan sonra hatta bana kalsa milletvekili adayı, işte hükümete ileride bakan olacak birilerinin filan tarzanca kursundan değil de mecliste matematik kursuna tabi tutar. O zaman kalkıp da bakan oldukları zaman birbirini tutup abuk sabuk rakamlar filan söylemezler. Şimdi tabi ikide bir bakanlar kurulu değişirdi. Ondan sonra ben de işte iki ayda bir gidip geliyorum yurt dışına falan filan. Her geldiğimde bir bakardık milliyette falan o zaman. O zaman bakan sayısı da enflasyona fazla uğramamıştı yani şişmeye. Dolayısıyla bir sayfaya sığıyordu ufak vesikalıkları bakanlar kurulunun. Bakıyorduk tanıdık var mı falan diye. Altlarında böyle küçük yazardı. Şimdi onu met ediyor. Diyor ki evlidir, iki çocuk babasıdır, İngilizce bilir. E biz diyoruz ki yahu kardeşim yani bakan İngilizce bilirse bilir, bilmezse bilmez ne olacak yani. Tercümanı vardır falan yani herkesin olduğu gibi dışarıda. Sen başka ne bilir onu söyle. Devlet idaresi bilir mi? İktisat bilir mi? Uluslararası dünyadan haberi var mı? İlişkilerden haberi var mı? Matematik bilir mi? Onları söyle kardeşim. Efendim İngilizce ya işte bile bile böyle ancak işte böyle hikmetler olur yani. Neyse iyileri var tabii. Yani sözümüz herkese değil de işte yani herkes daha iyi olabilir. Tabii biz nasıl her gün daha iyi olmaya çalışıyorsak kendi bildiğimiz işlerde herkes daha iyi olmaya çalışmalı. Yani ben tamam bakan oldum, büyük adam oldum. Hayır efendim yani bakalım sahiden bir millete faydalı bir işler yapalım bakalım. Ondan bundan talimat almadan. Geleceğimiz için umut verici gelişmeler görüyor musunuz? Bu konuda neler yapılabilir? Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani biz bunları tabii 40 sene bunun en az 40 sene 45 sene tek başımıza mücadelesini yaptık. Bu en temel mesele olduğu için. İşte yok Avrupa Birliği, IMF, dünyada ne oluyor, dolayısıyla Türkiye'de ne oluyor, Türkiye'de ne yapmalı falan. Bunları hep anlattık televizyonlarda, halka binlerce aileye konuşmalarda falan tek başımıza. Yani ne fırka var, ne mevki merakı var, ne para pul merakı var. Bunu da artık zamanla herkes gördü. Onun için halkın da herhalde muhabbeti oradan geliyor. Neyse. Şimdi önce ya yazıyoruz, sağ gazete yazıyoruz, sol gazete yazıyoruz, orta gazete hepsine birden falan filan böyle hani ucu bucu demesinler diye. Herkes sahip çıksın konuya diye. Ya gık yok. Yılmadık, devam ettik. Derken işte eşim Dileğin de sayesinde filan bizim kitaplar filan da çıkmaya başladı. Bunlar toparlandı filan. Bir de Turgay Tüfekçioğlu Bey arkadaşımız da kitap işinde biraz teşvik etti filan. Ondan sonra derken birdenbire bir baktık kitapları okuyanlara bir şeyler oluyor. Gözleri değişiyor gençlerin filan. Ama yani yüzlerce dediğiniz gibi yüzlerce binlerce konuşma her tarafta büyük kalabalıklara her kesimden işin sırrı oydu. Ucu bucu değil her kesime. Bütün halk. Hepsi bizim milletimizdir, halkımızdır. Hepsini onlara kim anlatacak diyorduk. Herkese. Oysa yazılar mazılar filan derken televizyonlar filan bir baktık gelen mektuplardan filan anlamaya başladık. Milyonlarca insanda bir uyanış başladı. Yalnız ayrıca mesela bazı yazılarımızda ta 70'lerden beri mesela her kesim kendi çapında ne yapılabilir diye önerilerde bulunduk. Belediyeler şunu yapabilir, esnaf kuruluşları şunu yapabilir, veliler şunu yapabilir, öğrenciler şunu yapabilir, hukukçular şöyle yapabilir, herkese böyle bir liste koyduk işte öneri. Onları yapabilirsiniz. Herkes bir şey yapacak. Böyle büyük davada
O yapsın bu yapsın yok. Herkes bir şey yapacak. Ve yapacak kolay şeyler var. Ama çok önemli. Filan. Şimdi mesela daha ondan birkaç sene geçince bir baktık. Önce Karaman'dan başlayarak tabii geleneği var. Arkadan 25 tane belediye bu Türkçe olmayan tabelalara karşı filan seferberlik açtılar filan. O konuda bayağı bir faaliyetler başladı. Ondan sonra işte televizyonlarda, basın yayında Türkçenin kullanılması, doğru kullanılması, yabancı kelimelerin karıştırılması filan konuda bir takım kampanyalar yapıldı. Sokak atları falan filan. Yani böyle bir şeyler oldu. Gençlerde bayağı bir uyanış başladı. Bir sürü siteler kuruldu. İşte bizim bu konuları işleyen, hatta bazı böyle melanet işler yapanlara elektronik posta, faks yağmuru yağdıran falan filan. Böyle bir şeyler oldu. Yani bir büyük uyanış olmaya başladı. Ben de hiç doğrusu tahmin etmiyordum. Çok şükür sevindik yani filan. Bunun üzerine gelen mektuplardan da bir kısmını koyarak, yani hepsini koyarız da hepsi iyi. Ama sığmayacağız diye işte bir kısmını da kitabın birine koyarak büyük uyanışın olduğunu ve delillerini Büyük Uyanış adlı kitabımıza koyduk. Şimdi bu sefer bazıları dediler ki ya hocam şimdi uyandık ne yapalım? Şimdi yani ne yapalım diye soruyorsan bu kadar şey okuduktan sonra demek ki tam uyanmamış. Bir kere ne yapacağına sen karar vereceksin, kafayı çalıştıracaksın. İpuçları verdik ama mahsus hepsinde böyle illa bunu yapın filan da diyecek halimiz yok yani demedik, ayıp olur. Uyandıysan ne yapacağını zaten aklın ermeye başlamıştır deyip hakikaten bu sefer faaliyetler arttı. Yani herkes kendi çapında bir şeyler yapacak. Tabii onun üzerine ne yapmalı diye bir kitap çıkardık filan. Yani tabii hepsini şöyle yapalım, yapmalı diye demedik. Gene ipuçları verdik, gerisini herkesin kendi bulması lazım ki kendine mal olsun. Ondan sonra neyse şimdi hani bu sohbetin sonunda diyeceğim şudur. Bir kere özetle kimsenin kafasından, duyanın kafasından da çıkmayacağını biliyorum. Öyle oluyor. Türkçe giderse Türkiye gider. Toprağıyla, adıyla, sanıyla, her şeyle, bayrağıyla. İki, yabancı dil ile eğitim devam ederse Türkçe gider. Dolayısıyla Türkiye gider ve Türk lafı bile kalmaz. Ülkesi, mülkesi bir şey kalmaz. Halk buralardan süpürülür. Ondan sonra perişanlık olur. Yani işte yakındaki ülkelere bak neler oluyor. Beteri burada olur. Batının derdi budur. Buralarda ne Türk ne Kürt falan bırakmaktır. Yakında geliyor. Ona göre herkes aklını başına toplasın. Şimdi herkes ne yapacak? Bir kere birinci dava bu olmalıdır. Biliniz ki İktisadi meseleler, uluslararası meseleler, Avrupa Birliği, bilmem nesi, bilmem nesi, şusu, busu falan, toprakların gidişi falan hepsinin kökeninde bu bilinç, kimliksizlik, bilinç eksikliği, yok olması bilincin, kimliksizlik oluşu, aşağılık duygusunun artması bunlar yatar. Dolayısıyla ilk işimiz Türkiye'yi yani ve örnek olarak başka mazlum insanları da kurtarmak için dünyada yapacağım kendi dilimize, Türkçe'ye sahip çıkıp eğitim dili tamamıyla Türkçe olacaktır. Atatürk'ün dediğini tekrarlıyorum. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerim, milletim, bayramım olacak. Kurttaşlarım, az zamanda büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Herkes şunu bilsin ki bu millete içeriden dışarıdan yapılmış en büyük ihanet, en büyük düşmanlık yabancı dille eğitimdir. Yabancı diller ayrıca çok iyi öğretilecek ama her şerefli ülkede olduğu gibi eğitim dili, çoğunluğun ana dili olan resmi dilimiz Türkçeden olacaktır. Atatürk'ün de yaptığı gibi. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türkçeyi kurtarırsan
her şey kurtulur. Türkiye kurtulur, Türkiye'nin itibarı kurtulur ve gelecek nesillerin yaşayabilmesi kurtulur. Bugün aynı inan ve tatbiyetle söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle bulunmakta olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem o zaman da bir kere daha tanıyacaktır. Onun için şimdi herkese görev düşüyor ve iş işten geçip de pek yakında bir nesil içinde Türkiye'den önce Türkler sonra Kürtler herkes sepetlenmeden önce ve kıyımlar iyice başlamadan önce herkesi göreve davet ediyoruz arkadaşlar. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bu Türk, asil Türk milletinin ve bütün bu on binlerce yıllık insanlığa, kaç kere insanlığı batıya öğretmiş olan bu Türk milletinin bu ruhun tekrar ortaya çıkacağından %100 eminim.